Arkadaşlar, ekoloji okumalarının 7. sınavına hoş geldiniz. Bu hafta ekofeminizm için bir metin seçtik. Kayıt yerde hocam, sizin yakınızda mı? Şurada kayıt. Bu Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi'nde yayınlanmış Hacı Özdemir ve Duygu Aydemir'in ekolojik yaklaşımlı feminizm, ekofeminizm üzerine genel bir değerlendirme, kavramsal analizi, tarihi süreci ve türleri isimli bir makale. Neden bu makaleyi seçtiniz? Genel olarak böyle kısaca bilgi veriyor feminizmin tarihi hakkında. Daha sonra ekofeminizmi açıklıyor. Fazla bir tartışmaya girmeden, ki tartışmalara biz girebiliriz. Onun için seçtim bu makaleyi. Neden ekofeminizm seçtiniz? İşte önce şeyi söyleyelim o halde. Ekoloji okumaları, ekolojik aydınlanmaya hizmet etmek, bunu yaygınlaştırmak üzere. Her hafta cumartesi saat 4'te topladığımız bir demokratik sınıf. Ekoloji felsefesi çerçevesinde her hafta çeşitli metinler seçiyoruz. Ekofeminizmde ekolojik hareketin parçalarından, bileşenlerinden, önemli bileşenlerinden birisi olarak görülüyor. Bu konuda da bilgimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Şu giriş bölümünden başlıyorum okumaya. Uygar adam der ki, ben bendeyim, ben efendiyim, tüm diğerleri ise öteki, dışarıda, aşağıda, altta, itaatkar. Ben, ben olanım, geriye kalan benim uygun gördüğüm biçimde kullanılacak kadınlar ve vahşi doğadır. Le Guin'den bir alıntı bu. Ataerkil toplum sistemine ve eril tahakküme karşı çıkış olarak feminizm temelde hem bir teori, hem bir hareket, hem de bir yaklaşımdır. Feminizmin tanımı cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeye çalışan bir harekettir şeklinde yapmaktadır. Feminizm erkek tahakkümüne ve cinsiyet tabanlı ayrımcılığa verilen mücadelenin adıdır. 18. yüzyılda aydınlanma çağının eşitlik özgürlük fikirlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır ve neredeyse tüm dünyaya yayılmaktadır. Feminizmin en temel amacı kadının erkekle eşit statüde olmasını sağlamak ve kadını ikincil kılan toplumsallaşma sürecini yapı söküme uğratmaktır. Bu herhalde tek yöntemi yapı sökümü değilmiş feminizmin. Bu şekilde tanımlanmış en temel amacı olarak. Herhalde günümüzde mi? Yani yapı, yok genel olarak söylüyorum. Feminizm başlangıcından bu yana tek bir çizgide ilerlemiştir, ilerlememiştir ve dönemsel sosyopolitik olaylar durumlardan etkilenerek farklı dalgalara bölünmüştür. Feminizmin birinci dalgası Fransız İhtilali'nden sonra dünya gündemine gelen eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi değerlerin gerekçeleriyle filizlenmiş ve 1960'lı yıllara kadar sürmüştür. 1792 yılında yayınlanan Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi isimli eseri feminist ideolojiye kaynaklık eden önce eserlerdendir. Birinci dalga feministler siyasi bir dönüşüm arayışına girmişler, oy ve eğitim hakkı gibi siyasi haklarda eşitlik talep etmişler ve bu alanda mücadele etmişlerdir. Dönemin feministlerinin taleplerini 15. yüzyılda ortaya atılan eğitim hakkı ve ekonomik haklara ek olarak 18. yüzyıl kadınları cinsiyete göre farklılaşan çifte ahlakı reddediyor, siyasal haklarını talep ediyor şeklinde dile getirmektedir. Kısaca birinci dalga feministler doğal haklar doktrinine bağlı olarak doğal haklarda eşitlik aramışlar, aklı öncelemişler, kadın ve erkeğin ontolojik olarak benzerliklerine dikkat çekmişlerdir. Doğal haklar diyor ama kanuni temel haklar demek istiyor herhalde. Doğal haklar kanuni değil ya. Doğal olduğu için kanun yapıyorlar herhalde. Doğal olanları kanuni yapmaya çalışıyorlar işte. Kanuni hakları yok o zaman feministlerin. Doğal da başka bir anlamda. Olağan haklar gibi bir şey herhalde. Doğal haklar yaşam hakkı, özgürlüğü, olması gerekiyor. Temel haklar yani. Şey Fransız insan hakları bildirgesindeki temel insan haklarını kastım ve doğal olarak her insanın sahip olduğu haklar.
dersek olacak herhalde. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve 1980'lere kadar devam eden ikinci dalga feminizmde ise kadınların örgütlenme konuları ve ortaya konulan cinsiyet eşitsizliği sorunlarının dayanağı değişmiştir. İkinci dalga feministler kadınların baskı altına alınışı, bunun sebepleri ile sonuçlarını ortaya koyma, kadınların özgürleşmesi için stratejiler kurma ve çözümler bulma girişimi içinde olmuşlardır. Toplumsal yaşamın ataerkil sistemine eleştirilerde bulunmuş ve birinci dalganın eksik bıraktığı özel alan konularında seslerini yükseltmişlerdir. Donovan'a göre kişisel olan politiktir. Sözünün hakim olduğu bu mücadelede kadınların baskı altına alınmalarının sebebinin ataerkil olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca anayasada eşit haklar değişikliği, cinsellik ve üreme konularındaki hak ve özgürlükler ikinci dalgadaki feministler tarafından dile getirilmiştir. Birinci dalgadan farklı olarak bu dalgada çoğunlukla kamusal özel alan ayrımının tartışıldığı göze çarpmaktadır. Kadınların kamusal alanın dışına itilerek ev içinde özel alana hapsedildiği, bu durumda da kadının emeğinin görülmediği vurgulanmıştır. İkinci dalga feminizm döneminde kadınlar üzerinde ortak ülkeye işaret eden kız kardeşlik kavramı geliştirilmiş. Bu kavram ile kadınların erkekler tarafından ezilmesi karşısında kadınların topyekün mücadele etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca ikinci dalga feministleri kız kardeşler kavramıyla genelleyici bir görüntü çizseler de ırk ve cinsel tercih gibi farklılıklara karşı bir duyarlılık da geliştirmişlerdir. 80'li yıllarda postmodernizmden etkilenerek ortaya çıkan üçüncü dalga feminizm, ikinci dalga feminizmin yetersiz kaldığı yönlerden doğmuştur. Bu dalga hareketi yasalara ve politik sürece daha az, bireysel kimlik üzerine daha fazla odaklanmıştır, bireysel kimlik. Dolayısıyla bu dönemde evrensel kız kardeşlik nosyonu kırılarak genelleyici kadınlık olgusunun yerine farklı kadınlık durumları konuşulmaya başlamıştır. Bu nedenle dünyadaki bütün kadınların sorunlarının aynı kabul edildiği söylemler eleştirilmiştir. Ayrıca üçüncü dalga feministler kadınların farklılıklarına dikkat çekmişler. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürler içinde kadınların sorunlarının farklı olabileceğini ve bir yerde sorun olan durumların başka yerde sorun olmayabileceğini ifade etmişlerdir. 80'ler feminist teoride postmodern ve çok kültürlülük teorilerinin fark vurgusunu çok yaptığı ve giderek daha özgür ve kadınlar arasındaki farklara dikkat çeken özellikle ırk, sınıf, etnik ve cinsellik farklarına daha özenli yaklaştığı yıllardır şeklindeki ifadeleriyle 3. dalga feminizmin temel özelliklerine dikkat çekmiştir. Bu noktada bahsedilen dalgalar arasında bir tezatlık olmadığı, dalgaların birbirini tamamlar şekilde dönemin şartlarına göre kadın sorunlarını merkezlerine aldıkları belirtilmelidir. Üçüncü dalga feministler sadece feminist kimlikleriyle var olmamışlardır. Farklılıklara verilen önemin artmasıyla kendi kimliklerini feminizmle birleştirerek kadın sorununa eğilmişlerdir. Örneğin Müslüman bir feminist kendi kimliğini de feminizmle kaynaştırarak İslami feminizmi, çevreci bir feminist de ekofeminizm hareketini savunmuştur. Bu farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde kadınların sorunlarının da farklı olacağı şeyiyle, argümanından hareketle feminizmde burada bir çeşitlenme olduğu ortaya çıkıyor. Mesela Müslüman kadınların sorunlarıyla ilgilenen bir İslami feminizmden ya da ekoloji aktivistlerinin bakışıyla bir feminizm, ekofeminizm olarak. Devam etmek istiyorum. Okey mi? Nerede kaldı? Yüksek ses daha kayıt için. Şurada. Son dalga olarak ele alınabilecek dördüncü dalga feminizm, internet ve teknolojinin yükselişe geçtiği ve postmodern etkilerin toplumsal düzlemleri etkilediği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Dördüncü dalganın başlangıcı Facebook, Twitter ve YouTube'un kültürel dokuyu sağlam bir şekilde sağlamlaştırdığı ve Jezebel ve Feministing gibi feminist blogların webde yayıldığı 2008'li yıllara denk gelmektedir. Bu dalga içerisinde feminist derneklerin veya grupların genelde internet, özelde sosyal ağlar ve bloglar üzerinden örgütlendiği,
uygulama ve çalışmalarını bu yollarla devam ettirdikleri görülmektedir. Bu çalışmanın konusu olan ekofeminizmin ise 3. dalgada başladığı ve önümüzdeki yıllarda devam edeceği vurgulanmaktadır. Ekofeministler 4. dalga feminizmde internet ve teknolojiyle bütünleşerek kadın ve çevre sorunlarına çözüm aramaktadır. Yakın geçmişte internet üzerinden duyurulan ve örgütlenilen, kadını ve doğayı bir araya getirmeye çalışan çoğu çalışmanın bu görüşü destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Örneğin Yeşilist, Herkes İçin Yeşil ve Terra Biogen Ekoloji Grubu gibi web siteleri ekolojik yaklaşım ve feminizmi konuşan, bu alanda çalışan ve interneti ekofeminist doğrultuda kullanan internet platformlarından bazılarıdır. Diğer yandan Türkiye'de uygulamaya koyulan tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayın Projesi gibi projelerde kadın ve doğayı buluşturan ve kadınlara ekonomik olarak destek sağlayan önemli projelerdir. Diğer önemli bir proje olan 19 Mayıs Üniversitesi'nin yapmış olduğu Kadınlar Yaşasın diye ağaç dikme etkinliği ise internet üzerinden duyurulmuş ve katılım gerçekleştirmiştir. İnternetin ekofeminist harekete eklenmesi, ekofeminizmin 4. dalga feminizmdeki konumunu açıkça göstermektedir. Özetlemek gerekirse feminist dalgalar 4 dalga şeklinde günümüze kadar devam etmektedir. Ve ekofeminizm 3. dalga ile 4. dalga feminizm içinde değerlendirilmektedir. Feminizmin 1. dalgası köle karşıtı hareketten ve medeni haklardan doğan ve daha çok Amerika ve Avrupa'da oy hakkı, yani eşit vatandaşlık talebiyle ortaya çıkan bir akım olarak tanımlanmaktadır. 2. dalganın kadınların iş yaşamı ve toplumsal konumları üzerindeki sorunlara eğildiğini ve 3. dalganın farklı kadınlar, farklı kadınlık durumlarına dikkat çektiğini söylemek mümkündür. Son olarak 4. dalga feminizmin kendini daha çok internet ve sosyal ağlar üzerinden inşa ettiğine ve internet üzerinden devam ettiğine şahit olunmaktadır. Feminizmin bu kadar çok dalgaya ayrılmasının sebebi global ve lokal düzeydeki değişimlerin, siyasal, sosyal ve toplumsal alandaki etkilerin neticesinde feminist dalganın farklı kültürel normlarda, farklı aşamalarda ve farklı zaman dilimlerinde meydana gelmesine bağlanmaktadır. Bu doğrultuda 4. dalga feminizmin internet çağına ayak uydurması ve ekofeminizmin de uygulama alanının buraya kayması olağandır. Ulusal yazındaki çalışmalar incelendiğinde ekofeminizmin kavramsal olarak açıklamasını yapan ve doğa, çevre, kadın düzlemlerine feminist eleştiri getiren çalışmaların olduğu görülmektedir. Çalışmaların geneli ataerkilliğin kadın ve doğa üzerindeki tahakkümünü ekofeminist bağlamda sorgulamakta, ekofeminizmin amaçlarını açıklayarak Türkiye'nin ekofeminist bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca dualizm fikrini ekofeminist bağlamda eleştirerek ataerkil tahakkümün kaynaklarından biri olarak görmekte ve roman incelemelerine çevreci bir feminist eleştiri sunmakta olan çalışmalar mevcuttur. Ancak uluslararası yazına kıyasla Türkiye'deki kadın çalışmalarının ekofeminizm açısından zayıf kaldığı görülmektedir. Çetin'e göre bu zayıflığın en büyük etkilerinden biri ülkelerin gelişmişlik düzeyinde aranmalıdır. Kadın-doğa ilişkisi gelişmiş ülkelerde ideolojik olarak irdelenirken, gelişmekte olan ülkelerde kadınların ve diğer grupların maddi olarak var olma mücadelesine dönüşmüştür. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, feminist dalgalar içinde ekofeminizmin konumunu, tarihini, kavramsal boyutunu ele alarak ekofeminist yaklaşımları açıklamaktır. Bunun sonunda bu çalışmanın ekofeminizme dair genel bir değerlendirme yaparak başta ulusal yazın olmak üzere feminist ve ekolojik yazına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu da yeni bir başlığa geçmeden söylemek isteyen bir şeyler varsa. Ya, Ukraynalı bir ekip vardı. Feminist kadınlar. Göğüslerini falan açıyorlar. İlk bu şekilde çıkmışlar. Tamam. Adını
unutmuştum. Teşekkür ederim. Bu kadınlar bayağı şeydi yani, hiç haber vermeden, hiçbir protesto, ya biz şurada protesto etmeyeceğiz falan. İlk galiba meclis önünde mi ne açmıştı gösterini? Türkiye'de değil, ilk gösterilerini. Hiç yapmadan yapıyorlardı. Sonra işte bu iş tamamen interneti falan dönmeye başlayınca topluluk kitlesel bir hale aldı. Ve sonra bu kadınlar şöyle bir şeyler yapmaya başladı. Yani o habersiz protestolarını artık haber ederek yapmaya şey yaptı. Sonra nedense onlarda böyle bir sönme yaşandı. Aslında o vuruculuklarını biraz kaybetti gibi gelmişti bana. Yani hemen işte kadınlar toplanıyordu hep beraber. Hiç şeyli normal kadınlar zannediliyor ama bir yandan işte bu grubun olduğu anlaşılıyordu o protesto yapınca. İşte bir anda pankartları falan çıkartıyorlar kadınlar. Şeyler, feminist aktivistler bunlar. Evet. Ekolojide bilgileri var mı bilmiyorum ama bizim kavramlarında da böyle bir şey yapılacak ya da planlanmıştı ama yapılmadı galiba. Göğüs açma mı? Soyunma. Sanki elimi yapmış. Tabi orada şey var, kadın bedeninin böyle imgesel bir tarafı hala kültürümüzde var, o yasak işte veya tahrik edici bir şey olarak görülüyor. Ne bileyim, üstsüz güneşlenemiyorlar bile çoğu yerde, sahillerde. Oysa bir erkeğin çıplaklığından bunun pek de bir farkı olmaması gerekir. Ve bir yandan böyle bir imgeyi bir protesto için kullanmakta zekice bence. Rejim gerçekten yapı sökümcü bir şey. Her şey için kullanıyorlardı bu protesto şeylerini. Yani her şey için, konu herhangi bir şey olabilir ama bunun üzerinden bunu yapıyorlardı. Ama senin dediğin kısım da benim bu metinde takıldığım bir yer oldu. Belki de algılayamıyorum şu an, kafam da dağınık. Şey diyordu, bu doğrultuda dördüncü dalga feminizmin internet çağına ayak uydurması ve ekofeminizmin de uygulama alanının buraya kayması olağandır. Yani uygulama alanının böyle bir platformda olması yani dikkatimi çekiyor ve üstüne bir de absürt geliyor. Neden uygulama alanı böyle? Hani birlik olma, haberdar olma açısından evet böyle bir platformda olabiliriz ama yani komple feminizmin uygulama alanının burada olması. Yani ben böyle algılıyorum. Belki de yanlış algılıyorum. Yok, bunu bakmıyorsun. Yazardı. Ya senin dediğin örnek de bana biraz oraya bağladı yani. Bu biz şu anda bir yandan aslıyla soyunsak olduğumuz yerde yani ya, protesto gibi edeceğimiz bir noktada. Bu evet bir ses getiriyor. Bütün ama dünya haberleştiğin zaman hatunlar bir yerde gizliler şu anda ve bir anda çıkacaklar falan gibi. Belki öyle bir o beklenti, o bilgi geliyor, bir şey oluyor. Ya, feminizmi sanırım yazar biraz şey olarak algılıyor. Felsefi ya da edebi bir akım olarak algılıyor. İşte edebiyattan çıktığını, felsefeden çıktığını biliyoruz feminizmi evet. Ama bu aynı zamanda politik bir hareket. Birinci dalga feminizmde bunun işte temel doğal haklar için bir mücadele olduğunu gördük. Veya eşit işe, eşit ücret, kadın emeğine fabrikalarda daha az ücret ödenmesi gibi şeyleri vardı. Mücadele gündemleri vardı. Belki öyle bir yanılgıyla bugün feminizmin pratiğinin nette sosyal medyada olduğunu söylüyor olabilir. Evet. Ama genel olarak şeyin hakkını vermek lazım. Bizim ekoloji mücadelesi için de öyle. Birçok arkadaş pratiklerini şeyde sürdürüyorlar, sosyal medyada sürdürüyorlar. Yani bir dikkat çektiğimiz bir kamuoyu oluşturduğumuz zaman veya işte Twitter'da tap olduğumuz zaman hükümet geri adım atacaktır, ne kadar oy kaybedeceğini görecektir gibi bir şeyleri var, mücadele yöntemleri var. Bazen de işe yarıyor gerçekten. Ama daha temelden de bir mücadele her zaman sürdürülüyor olmak gerekiyor. İşte bu kanunların yapılması, evet, uygulamaya olması veya işte bizim yaptığımız gibi genel olarak bir bilincin, bir aydınlanmanın yaygınlaştırılmaya çalışılması veya sokak hareketleri, direnişleri, bunlar da mücadelenin farklı ayakları. Bu da sanki işte tek uygulama alanı değil.
İndirgemiş gibime geldi. Bir ince böyle oradan cımbızladım oraya. Dördüncü kuşak bunun ibaresi vay halimizi. Ha, gibilerinden oraya doğru da gidiyorum yani. Alta alta biraz aslında. Genel bir şey vardı. Feminizmin dört dönemi hakkında bilgi vardı. Şimdi galiba bizim meselemizin gelecek. Antik mi? Başka devam etmek için mi konuşsam? Ben birazcık daha bahsedeyim. Antik Yunan. Evet, Antik Yunan'da ve mitik felsefede kadın-doğal ilişkisine bakış. Tarih boyunca mitlerde, destanlarda, gelenek ve göreneklerde ve daha birçok yerde kadın doğa benzerliği üzerine söylemler var olmuştur. Kadının doğaya benzetilmesindeki en büyük unsurlardan biri kadının doğurganlığıdır. 15-17. yüzyıl felsefesinin öne çıkan düşünürlerinden Bacon'ın doğanın dişil, bilimin eril olduğunu belirtmesi veya kadınsı doğa nimet nitelemelerinde bulunması, kadının doğa ile ilişkilendirilmesine temel bir örnektir. Yine Bacon'ın insan tabiatı anlar ve ona hükmeder. Bunu hem nesnelere hem zihne bakarak yapar şeklindeki ifadeleriyle doğanın tahakküm altına alınmasının gerekliliğini vurguladığı görülmektedir. Erkeğin kadına üstün tutuluşu, yeni bir olgu olmayıp bu olgunun temelleri Pisagorculara kadar gitmektedir. Cinsiyete Batı felsefesi tarihinden bakıldığında Pisagor'un İsa'dan önce 6. yüzyılda karşıtlıklar tablosu adını verdiği eril ve dişil karşıtlıklar betimlemeye yer vermeyecek kadar ayrım yaratıcı bir özelliğe sahiptir. Ne demek istiyorum? Pisagorcular düşüncelerini ortaya koyarken zıtlıklar kümeleri ortaya atmışlardır. Karşıtlıklar tablosundaki zıtlık kümeleri eril, dişil, düz, eğri, aydınlık, karanlık, iyi, kötü, akıl, his gibi çiftlerden oluşmaktadır. Işık ve bu durumu birbirine zıt biçimde kurulmuş bu kavram çiftlerinde ilk önce gelenler her zaman üstün ve değerli görülmüş, ikinciler ise aşağı ve değersiz görülmüştür şeklinde ifade etmektedir. Burada böyle bilir miyim ya? Nerede şu kavramı? 266. Cümlenin sonu. Evet. Akıllı his hangisi daha iyidir? Akıl üstün diyor, iyi üstün, aydınlık üstün. Yani sadece burada birkaç şey varmış, çift varmış. Akıllı his opsiyon gibi ya. Sızıt bir şeymiş gibi değil. Mantıklı değil duygu yani. Derler ya. Ama onlar opsiyon işte. Ha, duygu bence daha iyidir mantıktan. Mantık sıkıcı, düz bir yerine şey. Göre değişiyor işte. Duygu anlamlı bir şey. Yok, zıtlık olarak daha iyi, daha kötü mü o? İşte şeyi, daha sonra feministlerin bu çiftlerden birincilerinin iyi, ikincilerinin kötü olduğunu iddia etmiş. Feministlerin değil ya. Pisagorcular. Hayır, Pisagorcular değil. Feministler Pisagorcuların bunu bu şekilde kullandığını iddia ediyorlar. Ha. Akıl hissediği şey olabilir mi? Duyuyorlar. Genel olarak sezgiyi kastediyor sanırım. İsterken aynen. Yani mantıksal olarak, böyle matematiksel olarak, analitik olarak belirleyemediğini, biçimlendiremediğini şeyler, sezgiler. Dönemin iki şeyi vardı ya, işte Platon'da Aristoteles var. Birisi akıl. Duyu mesela gerçekten şeydir, doğadan bize gelen bir veridir. İşte kırmızıyı görürsün, maviyi görürsün ama alıp bunları anlamlandırır, isimlendirir, işte, mantığa sokar, koşullu önermeden falan kurar. Evet, yani akıldan yana olanın üstün olduğunu iddia etmesi tamam bir yana. Ama hangisinin daha iyi olduğunu iddia etmek biraz acayip. Yani çünkü iyilik dediğinde benim aklıma daha çok şey geliyor, duygusal şeyler geliyor. Birisine kendisi iyi hissettirmek iyidir. Yani birisi için iyi olan bir şey, onun için sağlıklı olan bir şeydir mesela. Onun için mantıklı olan bir şey, onun için iyi olmayabilir. Evet. Değil mi? Mantık veya her zaman iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa yol açmaz. Kötülüğe de kullanılır. Akıl böyle. Akıl her zaman erdemli bir akıl değildir. Akıl kötülüğe hizmet eden bir akıl bu. Evet. Onun için bu karşıtlıklarda ilkleri iyi kefesine, ikincinin kötü kefesine koyması bana biraz şey geldi. Sağlam gelmedi. Evet.
Mesela o düz ve eğri konusunda da aynı şey gibi. Aslında düz dediğimiz şey eğrilik yarı çapı sıfır olan bir eğridir. Değil mi? Eğrilerle aslında her şeyi yapabilirsin. Ama burada o dönemde yine düz olan için mantıksal doğruyu, etiksel doğruyu, hala doğru diyoruz sonra düz anlamında. Pisagorcular. Yanlış, kötü anlamında diyoruz. Pisagorcular böyle düşünüyor. Feministler değil. Feministler Pisagorcuların bu şekilde iddia etmeye... Işıklı feminist mi diyorsun? Şimdi Pisagorcuların tam olarak ne söylediğini bilmiyorum. Onların da tam olarak bilebileceklerinden emin değilim. Ama sanırım uygarlık tarihinde ataerkilliğin nasıl başladığını gösterebilmek üzere böyle bir argümantasyonla girişiyor. Bunu yazan adama ne o zaman? Taraflı söylüyor. O da topu şeye atıyor. Evet, öyle bir şey ama çok da şey kaynak yapmıyor. Yani şeyler birkaç tane. Bunlar da çok görevli bu diyebilirim. Pisagor'dan kalan bir kitap yok. Sadece parçalar var. İşte Platon'un falan yazdığı bir şeyler vardır herhalde. Neydi? Bir Iamblichus muydu? Öyle bir efendim yazdığı var. Kitap orada bahsediliyor. Biraz Aristoteles bahsediyor. Okulunda mıydı galiba? Matematik bilmeyen buraya girmesin. Platon'da. Geometri. Matemata. Ve Platon. Ben bilmiyorum ne olacaksın diyene. Pisagorcular da işte matematiğe çok önem vermişler. Akılcı. İşte şey. Ne denir? Bütün doğayı uyum. Matematikle açıklamaya çalışıyorlar. Gizli bir tarikatları var. Buraya ancak bir inisiyasyonla girebiliyorsun. Ve evrenin sırlarını çözdüklerine falan bilmiyorlar galiba. Ama mesela notaları ilk bulanlar onlar. Biteli gererek çıkardığı seslerin orantısının germeyle orantısı oktavları olduğunu, oktavları, işte notaları ilk ortaya koyanlar onlar mesela. Evet. Devam edeyim. Filozofların kadına ele alış biçimiyle doğaya ele alış biçimi paralellik göstermektedir. Filozoflar hiç feminist değil yani. Biçimine göre erkeğin güçlüğü aktif ve özgür doğasından farklı olarak kadının doğası kırılgan, bağımlı, edilgen ve itaat eden şeklinde konumlandırılmaktadır. Doğa da aynı şekilde erkeğin boyunduruğu altında ve onun eline teslim bir vaziyettedir. Bu şekilde doğa ve kadın birbirine benzeyen varlıklar olarak aynı kategori içerisinde değerlendirilmişlerdir. Örneğin Plumwood'a göre 2004, Platon'da dişil olanı aklın karşıtı olan doğayla ilişkilendirmiştir. Platon'un bakış açısını benimseyen yaklaşıma göre kadın nasıl aşağılanıyorsa doğa da aynı şekilde sistemli bir biçimde aşağılanmaktadır. Aşağılamak mı ya? Dişil demek, aklın karşıtı olan dişil deyince aslında aklın üstün olduğunu kabul ettiği için kendini aşağılanmış diyor. İkisinin aslında farklı olursa. Oxford'da 1920'lere kadar kadın öğrenci ve şey bir hoca alınmamış ya. O aklıma geldi bir anda. Ya bu üçüncü dönem feministlerin bahsettiği gibi özel alanla kamusal alan arasında bir ayrım var gerçekten ve kadınların kamusal alanda pek bulunmuyorlar. Mesela ressam, kadın ressam çok az var, kadın filozofu çok az var. Gerçekten de kamusal alanda pek bulunmuyorlar. Ama bu bir yandan iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani sanayi devriminden sonra işçi olmak hakikaten harcandığın, böyle sömürüldüğün bir alan ve bir kadın bunu tercih eder miydi, ister miydi? Emin değilim. Evet. Veya işte işe gitmek, ava gitmek gibi bir şey, o kamusal alana, ormana çıkmak, bir kadın bunu ister miydi bilmiyorum. Ki orada belki tersini bile söyleyebiliriz yani. Özel alandan çıkmak zorunda kalmayan kadın daha iyi bir durumda mıdır, daha kötü bir durumda mıdır? Yani o hakkın ona hiç verilmemesi en baştan dandik bir durum zaten yani. Ki kadın oraya girdi de onun iyisinin kötüsünü o tartışmasından öte bence kadının oraya zaten hiçbir girme hakkı yok. Evet. Şartlar orada kötü olabilir, evet. Ama o hiç yok yani orada. Doğru söylüyorsun, problem de orada başlıyor belki. Yani evet, kadın orada girip sömürülmesin tabii ki ama
Yani erkek de sömürülmesin. Konu bence kadın erkek bile olmamalı böyle bir durumda. Hani endüstri devriminde. Çocuk mu? Yani evet. Dün geldi mesela işte 20'lerde mi 30'larda mı? Şey, veya fizikçileri, matematikçileri oluyor. İşte dünyadaki en şey, ileri bilim merkezi. İşte bayağı meşhur matematikçiler, fizikçiler falan hepsi oldu. Emin Yeter diye bir kadın cebirci var. Bayağı önemli şeyleri var işte katkıları falan var. Bu iş işte başvuruyor ve işte kadın olduğu için matematik bölümüne alınıp alınmaması tartışılıyor. Evet. Alınmıyor hatta. İşte David Hilbert var şeyde bölümde. Hilbert'in meşhur bir lafı var işte. Çıkışıyor hani kadın olduğu için böyle bir tartışma olmasını diyor ki burası matematik bölümü hamam mı diye. Şey yani, şu fizik meşhur. Bundan sonra Emil Noter için hatta şey yapmış yani gizli kendi adına ders açıyor ama Emil Noter veriyor dersleri falan. Çok da uzak bir tarih değil yani. Böyle bir ayrımcılık gerçekten. Yani dünyanın en iyi matematikçilerinden birisi kadın. Yani aynı dönemlerde Bauhaus'ta da öyleydi yani. Evet şey yani kadın mimarlar ya da daha doğrusu işte tekstilciler daha çok o dönemde ya kadınlar. Canım, ben geç kaldım ama diyalize giriyorum ben de gidiyorum. Merhaba İsmet abi, hoş geldin. Ses kaydı yapıyoruz. Yani kadınlar var Bauhaus'un içerisinde fakat oradaki erkeklerin egemenliği altında neredeyse isimleri hiç duyulmamış. Birlikte çekilen çok az fotoğrafları var. İşte, ama işte Le Corbusier ya da Van der Rohe falan her türlü görebiliyorsun. Onları her yerde duymuşsundur bir şekilde işte fotoğraflarla. Şimdi sosyal medyada hala devam eden aslında bir şey var. Ama işte en başında bahsettiğimiz kadın daha oraya hiç giremiyor yani. O yüzden onu tartışmak, senin bahsettiğin şeyi tartışmak bence bir sonraki şey. Evet. Şimdi okumamızın usulü gereği bu konuşmayı tekrar paragrafa bağlayıp oradan devam etmemiz gerekiyor. Buradaki program şey değil herhalde. Antik zamanlarda kadının aşağılanması meselesiydi. Tabii tam olarak bunu bilemiyoruz yani o zamanın kültüründe yaşamadığımız için. Asurlularda, Elamlarda ortak. Ancak İyon duygularına gelince erkeğin yemen oluyor. Zaten Zeus'u çıkartıyorlardı aslında yani. Zeus ilk tanrı. Evet. Yani somut olarak ilk tanrı. Daha önce kadınlar, erkekler beraber Sümer'le Mezopotamya'da. Evet, bütün tanrıların annesi de, anası da Gaia. Gaia, o ayrı. Aslında. O en öncesi. En evet. Öncesi. Köken olarak bir kadın görülüyor ki anaerkil dönem çok da uzak değil herhalde Anadolu'da. Vallahi sanıyorum Anadolu'da daha şey, daha yakın, Mezopotamya'dan daha yakın ama sonradan İyon uygarlığa gelince erkek egemen Zeus'la beraber erkek egemenlik giriyor. Ki Troya'da Priamos'la birlikte, Kral Priam'la birlikte Hekabe ülkeyi birlikte yönetiyorlar. Evet. O zaman işte daha şey yavaş yavaş Zeus'un yeni parladığı zamanlar yani. Anadolu'da İyon uygarlığı daha önce şeyden yani o vakalardan, doğrulardan önce. Biraz yani o dönemde kadının böyle tırnak içinde aşağılandığını söylemek biraz şey, ön yargılı görünüyor bana. Sonradan işte Yahudilerde, Museviler'de hepten öldürüyorlar falan yani. Oralar kötü. Daha son bir kitap okuyorum. Tanrılar Kadınken diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Hayalden çıktı. Tam da taze üstüne geldi konu yani. Orada sonra Museviler tamamen şey diyorlar. Yani zaten bizim Müslümanlıktaki gibi onların da şeyleri yukarıdadır. Beraber oturmazlar yani. Gidin havraya. Ayrı yerde arka kapıdan girerler hatta. Ön kapıdan da girmezler yani. Tamam, Mektis takip edelim buradan. Hristiyanlık biraz daha Meryemleşmiş, daha yumuşatmış. Meryem'i getiriyor. Evet. Kibere yerine. Ama Müslümanlık iyice çığırından çıkıyor. Milariye bir fallos kubbesinde test düşünün. Namazın mizansenlerini düşünün. Tamamen eşcinsel bir olay yani. Çok daha erkekçi. Eşcinsel mi? Evet. Şeyde, Kur'an'da var ya. 76. insan ayeti.
Cennete geldiğiniz zaman diyor, size genç oğlanlar hizmet edecek diyor. Onlarda ne mal ne yok var biliyor musunuz diyor. Onların fışkırttıkları kentsel şarabından içeceksiniz diyor. Şimdi ne demek? Şimdi konuyu çok dağıtma lan abi. Kur'an okudun mu? Tabii. Şey, ekolojiyle ilgili ayetler var mı? Ona dikkat etmedim. Dikkat etsin. Bir daha okursan dikkat ediyorlar. Vallahi bir daha okuyamam herhalde artık. O kadar nefret ettim ki. Sünnette bir savaş adabında var sanırım, böyle ağaçları kesmeyin falan diye. Direkt onu yollasak. Savaşırken diyor ağaçlara dikkat edin falan. Arkadaşlar kolundan kopma lan. Neyse pardon, birden ben hemen anlatayım. Şey, bizim usulümüz şöyle. Yani burası demokratik bir hoca, his yok. Tek bir kuralımız var. Metni takip edeceğiz. İstediğimiz zaman kesebiliriz ama paragrafla ilgili olmalı. Şimdi siz devam edin. Tekrar paragrafı dönmeyiz. Bunun dışında sıkıntı. Muhtemelen hanım falan gelmedi mi? Yok, pandemiden korkuyorlar. Şöyle, ben devam edeyim o zaman. Bir şey ekliyorum. Eski Yunan şeyde, şehir devletlerinde şey, kadınlar vatandaş değil. Erkekler sadece o meclis kararlarında falan şey, oy hakları var. Kadınların falan, körülüğünde kadınların şeyi yok. Yok, işte. Siyasi yaşamın içinde var. Aşağı olduğunu ikna oldun mu? Oldum tabii ki öyle ama sen aşağılanma konusunu açtın ya. Akıl ve doğa arasında bir şey var. Bir eşitsizlik, ayrımcılık kesinlikle var. Ama kamusal alanda var. Özel alanda kadın çok daha şey olabilir, üstte olabilir mesela, bunu bilmiyoruz. Ki buna aşağılanma demek biraz şey, önyargılı bir ifade bence. Ama şimdi siyasal şeylerin, kararların şeyinde oy hakkı olmaması doğrudan kendi hayatına etkileyecek olan şeylerin, ben bir şeydir, kararların onun bilmediği bir yerde, bilmediği insanlarımıza alınması falan anlamına geliyor yani. Demokratik değil. Değil. Aslında bizim aslında. Aşağılanma ya. Devam ediyor muyuz? Biske daha mı çekeceğim? Nerede kaldı? Okumuyor muydu? Sen oku. Bu daha yeni başladı. Bitiyor zaten. Şurayı bitireyim o zaman. Tamam. Akıl ve doğa arasındaki ilişkiyi kontrol et ve tahakküm kur biçiminde devam etmektedir. Kontrol mekanizmasının öznesi aklın sahibi erkek, kontrol edilen nesne ise doğa ve dolayısıyla kadın olarak tanımlanmaktadır. Aristoteles'in ve Platon'un felsefesi, aklı doğaya üstün olarak yapılandıran ve baskıya dayalı hiyerarşik ilkelikler üreten bir yaşamı işaret etmektedir. İkilikler, yani eril dişil gibi zıtlıklar, bilgelik, güzellik, sanat, eğitim gibi hemen hemen her yaşam olayı içinde kendine yer bulmaktadır. Bu noktada dişil olan bedenle ve doğayla, eril olan ise akılla bütünleştirilmektedir. Bu durum adeta birbirini tamamlayan ikilikler olarak dişil olanın yanında doğanın da tahakküm altına alınmasını ve sömürülmesini aklayan bir sistem olarak gözükmektedir. Aristoteles de Platon gibi erkek ve aklı aynı kategoride yöneten ve efendi olarak konumlandırırken, kadınlar, duygular, hayvanlar ve doğayı yönetilen ve kontrol edilen ve daha aşağı tarafta olan olarak konumlandırmaktadır. Aristoteles bu durumu cinsiyetler konusunda erkek doğası gereği kadından üstündür ve kadın ise aşağıdır, erkek yöneticidir ve kadın yönetilen şeklinde ifade etmektedir. Doğru mu bu ya? Muhtemelen. Vay göt. Bu ilişkide aşağıda olan veya yönetilen, yönetenin otoritesini kabul edip ona itaat etmek zorundadır. Burada yani işte şeytan avukatlığı diyor ama yönetmek, illaki üstte olmak veya kötü yönetmek, ezmek, aşağılamak olmak zorunda değil. İyi bir yönetim de olabilir değil mi? Hakla, adaletle. Olmaz mı? Ben düşünmüyorum. Ezerek, aşağılayarak yani olur? Bir yöneten ve yönetilen olmak, bence insanların yönetilmesi gerekmiyor. İşlerin yönetilmesi gerekiyor. İnsanlar hangi işlerde olacağına kendileri karar vermesi gerekiyor. Burada kadını yönetilen sıfatını, kadına yönetilen sıfatını vermek, erkeğe de yönetici sıfatını vermek, erkeklerin kadınları yönettiği anlamına geldiği için bence bayağı sıkıntı.
Şimdi Aristoteles genelde şey yapar, bunu söylerken işte kadın doğası gereği böyledir, erkek doğası gereği böyledir. Yani erkek ve kadın tanımını yapmaktan ziyade kendi içinde bulunduğu kültürel durumu betimliyor olabilir. Yani bizim şeyimizde, dönemimizde işte erkekler yönetici durumundadır veya yöneticiler daha çok erkektir. Bunu da söylüyor olabilir. Evet, olabilir. Ama o zamanki dönemi zaten konuşuyoruz. O dönemi anlamaya çalışıyoruz ya biraz. Evet. O yüzden öyle yani dönem. Dönemde biraz kadınlara karşı kötü davranmış. Tarihin akışı içerisinde orta çağda da aydınlanma çağında da kadının aleyhte olan konumu ve kadına yönelik tahakkümcü bakış açısı değişmemiştir. Aydınlanma çağında pozitivizmin etkisiyle aklı önceleyen anlayışla erkek, akıl ile kadın, duygu ile ve doğa ile ilişkilendirilerek dualist bir yaklaşımla ele alınmıştır. Kadının bu negatif konumuna itiraz eden yaklaşım ya da uygulama olarak daha sonra ekofeminizmi de doğuracak olan feminist ideoloji 18. yüzyılın sonundan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Teşekkür ederim. Güzel bir şarkı bitirelim. Ekofeminizm. Ekofeminizm kavramı ilk defa feminist aktivist François, bilmiyorum nasıl okunuyor. François Dubonnet tarafından 1974'te yayınlanan Le Féminisme ou la Mort, Feminizm veya Ölüm isimli kitapta kullanmıştır. Dubon kitabının genelinde feminizm ve ekolojik yaklaşımı kaynaştırarak ekofeminizm adı altında yeni bir ideolojiden bahsetmiştir. Bu çalışmada kadınlara yönelik baskı ve doğaya yönelik baskı arasında bağlantı kurulmuş, hem kadın hem de doğanın özgürlüğünün beraber olacağı iddia edilmiştir. Sheila Collins, 1974 yılında yayınlanan A Different Heaven and Earth isimli kitabında cinsiyet eşitsizliklerinin ve ekolojiye verilen zararın sebeplerinin kökenlerini ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, sınıf sömürüsü ve ataerkil yapı gibi ortak yapılara bağlamıştır. Susan Griffin, 1978 yılında yayınladığı Woman and Nature ile Caroline Marchant'ın 1980'de yayınladığı The Death of Nature isimli eserlerde benzer noktalara değinilerek kadınlar ve doğa üzerinde kurulan otoritenin ve baskılamanın kökenleri araştırılmıştır. Ekofeminist yazar Ruther ise kadınlar ve doğa üzerinde kurulan tahakkümler arasında benzer süreçleri içeren bir bağlantının olduğu her zaman vurgulanmıştır. Ekofeminizm 1970'lerden itibaren filizlenmiş ve 1980'li yıllarda yüksek sesle tartışılan bir konu haline gelmiştir. Şimdi bir tahakküm meselesi var gerçekten, evet. Ve güncel durumda bu erkeğin kadının tahakkümü şeklinde görünüyor. Aynı şekilde doğa üzerinde bir tahakküm var. Temel problem buyken bu tahakküm problemine feministler erkeğin kadının üzerindeki tahakküm açısından bakıyorlar ve doğaya karşı tutumumuzla bunu benzeştirerek aslında benzer mücadele veriyorlar. Tahakküme karşı mücadele bu. Erkekten de kaynaklanabilir. Belki kadından da kaynaklanabilir yer yer. Çünkü bu bir tümel yargı değil, yani, genel evet. Yargı. Bazı yerlerde, bazı durumlarda, kültürlerde doğa üzerindeki tahakküm kadınca da olabilir. Yani o zamanlar sadece bir şeyleri birbirine bağlamak, işte böyle atıyorum kadının estetiğinden belki yola çıkılarak artık doğayla birbiriyle bağlanması ve bizim işte böyle tarımla birlikte aslında doğaya hükmedebiliyoruz işte başlayan bir şey diye ben bunu algılıyorum şu anda. 1970'lere kadar bu konu yine naif bile gelmiş sanki yani bu arada. Neyse öyle. Devam edeyim. Lütfen. Ekofeminizm 1980'li yılların başında akademik bir kadın koalisyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Kadın ve Dünyadaki Hayat 80'lerde Ekofeminizm isimli çalıştayla birlikte dünya gündeminde öne çıkmaya başlamış ve hareket haline almıştır.
sadece batıda değil, farklı kültürlerde kadınlar doğayı kötüye kullanım ve tahakkümden korumak için dayanışma içinde olmuştur. Örneğin 1970'lerin başlarında ormanları korumak için Çikko hareketi olarak bilinen sosyal, ekolojik bir hareketle birleşen Himalaya altı bölgesinde bir grup Hintli kadın vardı. Yakın tarihte de bu tür eylemlerin sadece Avrupa değil farklı coğrafyalarda da yer aldığı görülmektedir. Yakın dönemde Sinop'un Gerze ilçesindeki termik santralin kurulmasını engelleyen, Soma'nın Yırca mahallesinde zeytin ağaçlarını korumaya çalışan ya da Rize'de HES'lere karşı duran köylü kadınlarla Çikko hareketini anımsatmaktadır. Gerçekten işte Karadağ'daki direnişte ve kadınlar böyle bilerek daha öne çıktılar. Ve bu gerçekten etkili oluyor şeye karşı, işçilere ya da jandarmaya karşı. Kadınlara karşı işte bir şiddet göstermeleri çok daha olağan değil. İşte bu da kadını zayıf görmekten mi gelen bir şey mi mesela? Yani genelde neden kadının daha etkili? Hani yani erkek, daha mı acıtı yapıyor? Şiddet böyle erkekçi bir şey. Genelde erkeklerin arasında olan bir şey ya. Ne acaba? İşte kadınları yöneltildiği zaman bu bir olay mı? Böyle büyük bir problem. Evet. Yani bunun kökeninde sanki böyle başka bir şey aramak istiyorum ben böyle. Yani neden kadının direnişi daha dikkat çekiyor? Neden işte burada? Ağlıyor, bağırıyor, çığlık. Ya bizim direnişte bir nine vardı. Yani çok insani problemler çünkü mesela bu işte Rize'deki, oradaki, buradaki her yani kadın erkekle alakasız aslında. Doğayla alakalı ve işte sonuçlarının insani boyutlara da geldiği şeyler. Erkeklerin ruhunda kadınlara karşı daha korumacı olmak var galiba. İşte o neden var. Seviyoruz kadınları. O yüzden. Ya böyle çok tatlı oldu. Koruyoruz, niye koruyorsunuz diye. Hani ay niye korumayın kardeşim falan demiyorum canım. Böyle erinlerin, şimdi mümili hayvanlarda erkekler işte şeydir ya, sürüyü böyle koruma rolündedirler ya bir yandan. Diğer hayvanlara karşı veya diğer erkeklere karşı. İşte şiddet aslında onların arasında daha doğaldır. Ve şiddeti işte iki erkek birbirine gösterdiği zaman genelde olağan görülür. Mesela onların doğasında hani var falan diye düşünülür. İşte askerlik gibi bir kurum var mesela. Orada hani şiddet yani her türlü şiddet, psikolojik şiddet veya diğer insanları öldürmek için eğitim almak. Bu hep olağan görülür. Ama işte kadınlar arasında veya bir erkekten kadına yönelen bir şiddet şeydir. Olağanüstüdür, acayiptir. Yani beklenen acayip bir şey değil ama yani sonuçları biraz acayiptir. Çünkü birisinin işte sevdiği kadına saldırırsan o adamın sana saldırma şeyi, hırsı artacaktır yani. Normalde adam sana saldırmayacakken sen onun karısına bir şey yaparsan o sana daha fena saldırır. Bu saldırıdan korktuğu için erkekler kadınlara saldırmakta biraz daha çekingen davranıyorlar. O kadının erkeği yoksa? Ama hep var diye düşünülüyor çünkü herkesin babası. Ay Allah. Koruma olsun. Yoksa korkmaz ki zaten. Sahipsiz görülen kadınları ülkede genelde bir şey yapıyorlar. Yani sahip olmak ne demek ki zaten? Neyse. Ya işte anlasana, erkekler bazı kadınları yanlarında tutmak ve onları hayatta tutmak istiyorlar. Buna özel bir şey harcıyorlar, enerji sarf ediyorlar. Diğer erkekler de bundan korkarak kadınlara saldırmaktan korkuyorlar. Aslında kadınlardan değil, onları sahiplenen erkeklerden korkuyorlar. Namus finali. Sanırım bu üreme ekonomisinde de şey var. Erkek böyle kolayca gözden çıkarılabilir bir şeydir. Doğru doğru. Oralar da. Yani gemide batarken kadın ve çocuklar. İşte bir tehlike varsa mesela veya işte kötü, zor, zehirli bir iş var. Öyle erkek gider, erkek sürür. Fırın devamladığı için ya. Yeri doldurulabilir yani bir şekilde. Değil mi? Ya bir erkek. Kadın bayramında hep koşuları kesiyorlar. Aynen. Doğru. Yani şeyleri keserler. Bir süt vermemek o kadar koyar mı yani? Oğlaklar kesiliyor mesela. Abi yani koyunlardan yeni keçiler, şeyler yavru çıkacak. Yavru keçiler yenir. Yavrular geldi. Şey korunur. Yani bir süt vermemek bu kadar vurur herhalde. Kadınları tutmaları da avantajlarına geliyor. Tabii yani. Şey yani seneye onun yerini dolduracak bir şey var. Ricabında kesebilir yani. Eski
Yani işte doğayı korumak, korumayı kadının rol edilmesi gerçekten enteresan bir şekilde örtüşüyor. Doğa dişidir. Allah Allah. Ay, şimdi sen de öyle yaptın abi. Şimdi de sende de X kromozom var, sende de tabii var. Tabii var, var var. Var tabii ki. Erkeğin de orası. Bu kim abi? Kadınlar X'in, erkeğin X'i. Biraz yanarlı dönerler. Hayırlar çıkarsan X'i. Yanarlı dönerler erkekler biraz daha. En büyük orospu. Şey, konuyu çok dağıtmadan metne dönebiliriz. Hocam ben bağlayamadım metinde şu anda. Bunu yayınlayabilir miyiz? Kes çek miyiz? Yayınlarız, yayınlarız. Bir şey yok. Bizim zaten daha verir misin? Devam ediyorum. Ekofeminizm, doğal dünyanın sömürülmesiyle kadınların baskı altına alınması arasında bağlantı gören bir harekettir. 1970'lerin ortalarında ikinci ve üçüncü dalga feminizmin ve yeşil hareketin itici gücüyle ortaya çıkmıştır. Ekofeminizm, feminizmin mücadele ettiği cinsiyetçi anlayışla mücadele ederken doğa ve çevre sorunlarının da çözümü için uğraşarak feminizmi ve çevreci anlayışı aynı potada birleştirmektedir. Bu noktada feminizm ve ekolojik yaklaşımların ortak noktalarını ortaya koymak önemlidir. Feminizm ile ekolojik yaklaşımların söz konusu ortak noktalarını şöyle detaylamak mümkündür. Ataerkil tahakküm, doğanın tahribi ve sömürülmesinden sorumlu tuttukları rasyonelite ve teknokratik değerler ile ilintilendirilmektedir. Feminizmi, eril bakış açısıyla şekillendirilmiş bilim ve felsefenin insanı ele alışına yönelik eleştirileriyle, ekolojik yaklaşımların insanın ekosistemdeki konumuna yönelik eleştirileri aynı doğrultudadır. Hem feminizmin hem de yeşillerin üzerinde durduğu ortak noktaya göre ekosistemin entegrasyonu ve insanla olan karşılıklı bağlılığı gerekli bir ilişkisel etik doğurmaktadır. Bu etik Ritter'e göre toplumsal tahakküm ile doğa üzerindeki tahakkümün karşılıklı bağlantısını kabul eden bir çevresel adalet etiği olmalıdır. Bir diğeri ekolojistlerin doğanın sömürülmesine verdiği tepkiler ve doğaya bakışın değişmesi yönündeki talepleriyle feminizmin kadına yönelik tahakkümün ve dişilikle ilişkilendirilen kalıp yargıların değişikliğine yönelik talepleri paralellik göstermektedir. Aydınlanma düşüncesinin doğayı ve hayvanları insandan daha aşağı varlıklar olarak görmesi ve insan için keşif aracı haline getirmesiyle kadınların erkeklerden daha aşağıda konumlanması, ekolojik görüş ve feminizmin bir başka ortak noktasıdır. Ekofeminist ideoloji söz konusu olduğunda üç temel gelişim yolundan söz edilebilmektedir. İlk yol doğal, ilk yol olarak egemenlik hakkındaki fikirleri inceleyen tarih ve politik teorilerine çıkmaktadır. Marksist teorileri inceleyen feministler egemenliğin yalnızca sermaye birikimi ve üretim ilişkileri bağlamında incelendiği teorilerin iddialarını reddetmiş ve hem doğayı hem kadınları görmezden gelen bu tür teorilerin yetersizliklerine dikkat çekmişlerdir. İkinci yol. Marksist teorilerde kadınları görmezden gelen bir yetersizlik var mı ya? Yani insan emeğinden bahseder Marksizm ama kadın emeği veya erkek emeği diye ayırıyor mu? Değerlendirmesi koyuyor mu? Bilmiyorum yani. Koyuyor mu? Veya acaba Marksizm'den değil de genelde Marksist okuldan bahsedip yani sosyalizmde cinsiyetçilik veya cinsel ayrımcılık ya sosyalizm genelde cinsel ayrımcılığa nasıl bakıyor gibi bir soru işaretini yazıyor. Kadın erkek şöyle beraber söylüyor. Orada bir tartışma konusu olmamış. Şey. Genelde şey söylüyorlar. Yani bu burjuva sınıfının yarattığı bu sahte ideolojinin, yanlış bilincin bir sonucudur. Kadınla erkek arasındaki eşitsizlik ve sosyalist bir toplum kurulduktan sonra bunlar kendiliğinden düzelecektir zaten gibi argümanları oluyor. Belki ona dikkat çekiyor. Tanrısız oluyor konumumuz delikanlımızın. O da yani pek tanrı nedenler. Erkeğin yemeden erkeğin bir sorun.
Yani doğal olarak eril ve dişil olan arasında hiyerarşik bir ilişkinin işte ekolojik açıdan var olmadığını düşünüyorum ben. Veya bu hiyerarşi varsa bile, nasılsa bile doğal haliyle şeydir, etiktir bence. Etik olarak doğrudur. Yanlış, kötü bir şey yoktur orada. Bu yok. Durumda belki şeye bakmak lazım, bu cinsiyet ayrımcılığını, yani cinsiyetçilik suçlarını üreten kurumlara dikkat etmek lazım. İşte şey gibi, askerlik kurumları, dini kurumlar gibi. Belki bu kurumlar kaynak olarak ortadan kaldırıldığında sorun düzelecektir. Çok güzel. Devam edeyim mi? Eklemek istedim. İkinci yol ise feministlerin tarih araştırmaları sonucunda kadınların erkeklere tabi olmadığı, dünyanın ve kadınların özgürleşmesi yönünde ortaya koydukları tartışmalar üzerinedir. Üçüncü yol ise çevreciliktir. Szymanski'ye göre kamusal politika, teknoloji, bilim ve çevre çalışmalarında kariyeri olan birçok kadın feminizmle zaten bağlantılıdır. Özellikle kadınlar kariyer engelleyici konularla ilgilenmekte ve çalışmalarını onlara yeni anlamlar kazandıran ekofeminizme yöneltmeye başlamaktadır. Feminizm ve çevreciliğin kesiştiği noktaları tartışmak için bir araya gelen kadınlar, kadınlara ve doğaya saygı duyulması gerekliliğinin altını çizerek insanlık tarihi boyunca kadın ile doğanın ilişkilendirildiğini ve ikisinin de baskı altında tutulduğunu ifade etmişlerdir. Kadın ve doğa, erkek egemen anlayış sonucunda genellikle kaotik, akıl dışı ve kontrol edilenler şeklinde, erkekler ise genellikle rasyonel ve kontrol eden varlıklar olarak betimlenmişlerdir. Bu enteresan aslında. Genelde rasyonel varlıklar daha kolay kontrol edilirler. Rasyonel olmayan bir şeyi nasıl kontrol edebilirsin? Bir kediyi kontrol edebilir misin mesela? Aslında evet, mantık yürüttüğünüz gibi. O kediyi kontrol etmek için biraz rasyonel bazı eğitimden geçirmen lazım ki sonra kontrol edebiliyorsun. Edilebilirden ziyade belki edilmesi gerekir gibi bir şey mi? Haa, o zaman bir yere bağlayacaksın, kapatacaksın. Sanırım öyle bir kontrolden bahsediyor. Kapıdan girdiği zaman takip, böyle girmesini istemiyorsan çık çık falan yapman lazım. Ondan sonra bir yerden sonra şey yapıyor ona. Gerçi çok anlamıyor bizim oradaki ama. Yine girmeye çalışıyor yani. Ama biz kontrol ediyoruz yine de onu. Yine de bir bakış atayım yani için. Girebilir miyim diye yapıyordur en azından. Öyle. Yani yine giriyordur. Yandan yandan girmeye çalışıyor. Bazen bakmadığımız zaman böyle deparla giriyor. Sonuçlar mesela böyle olabiliyor. Salondan çıkartıyor. Yani rasyonel olmayanı kontrol etmezsen sıkıntılarına katlanırsın. Bu bir kediydi galiba. Yani kadınlar rasyonel değildir mi diyor burada? Ya bu o kısımda bir sorun olabilir. Rasyonellikte değil ama. Ya rasyonel olmayan olarak gördüğünü söylüyor. Görüldüğünü söylüyor kadın. Dedim ki olanı var, olmayanı var. Ya bunlar zaten şey böyle. Biraz abes genellemeler. Hani kadın olduğu için irrasyoneldir demek veya kadın doğası gereği irrasyoneldir demek. Çok anlamsız. Bu, yani akıl dışı demiş ya mesela, işte akıl istediği bu noktadan oraya bağlı. Bunu söyleyen daha şey mi, bu felsefi yön bir şey miydi, neydi? Böyle çıkınlar. Daha olmayacak şeyleri düşünüyorlar. Birileri yani antik dönem. Ya sanırım bu çok da değişir. Hani öyle bir kadın buluruz ki buradaki bütün erkekleri böyle akılla, rasyoneliteyle elinden çıkartır. Ama belki ortalamaya baktığında işte %45'e %55 dersin. Bunun bazı faktörleri biyolojiktir. Bazıları şeydir, kültüreldir. Ama burada şöyle bir şey oluyor. Yani işte erkek daha güçlüdür dediğinde sanki bütün erkekler bütün kadınlardan güçlüymüş gibi bir şey çıkıyor. Anlama gidiyor. Bir belgesel yanlış izlemiştim. Eğer erkek aslan sürüyü iyi şekilde idare etmezse kadın dişi aslanlar toplanıyor, lan sen misin deyip bir girişiyorlar yani.
İhtilal yapıp demokrasi. Aynen. Ya aslanlardaki hiyerarşi yani kedigillerdeki hiyerarşi çok sosyal. Geçen ben de izlemiştim. Yani erkek bir aslanı gruptan atmak için dört tane kişi aslan üstüne yürüyordu. Yani şu anki konuşmanın özeti burada yani. Sesi çıkmıyor benim kızım fazla da. Oğlan soruyor annesine, baba işte anne diyor. Erkekler işte bir daha boşanmadı. O duymuyor abi, onu söylemen lazım, anlatman lazım. Bilim adamları bir araştırma yapmış. Kadınlar günde 20 bin kelime, erkekler 10 bin kelime konuşuyorlar. Normal size iki kere anlattık. İki kere anlattık. Yani kadınlar daha akıllı. Devam edeyim mi? Tabii. Tamam. Dolayısıyla tarih boyunca doğa ve kadınlar erkeklerin koyduğu düzenin ve kontrolünün altında kalmışlardı. Ekofeministler bu düzenlemenin erkeklere güç verdiğini ve özellikle ikisinin birbiriyle ilişkili olduğu sürece kadınların ve doğanın sömürülmesine olanak sağlayan hiyerarşik bir yapıya yol açtığını iddia etmektedirler. King, ekofeminist hareketteki kadın ve doğa sorunlarının kaynağını şu şekilde açıklamaktadır. Ekofeminizm, teori ve pratiğin bütünlüğü ve bağlılığı ile ilgilidir. Yaşayan her şeyin özel gücünü ve bütünlüğünü gösterir. Biz kadınları tanımlayan, biz hareketiz. Yanlış mı? Bir hareket. Ben okuyayım mı? Evet, devam edelim. Biz kadınları tanımlayan, bir hareketiz. Ve bu zorlu zamanlarda yapacak özel bir işimiz olduğuna inanıyoruz. Toprağın ve varlıkların şirket savaşçılarının yıkımını ve nükleer imha tehdidini feminist kaygılar olarak görüyoruz. Bizi kendi bedenlerimiz ve cinselliğimiz üzerindeki haklarımızdan yoksun bırakan ve onlara sahip olmak için birden fazla egemenlik sistemine sahip olan erkeksiz zihniyettir. King'den aktarılmış. Ekofeminist araştırmaların temel amacı, tarihi süreçte kadınlar ve doğa arasında kurulan bağlantıları ortaya koymak ve ortaya koyulan bu bağlantıların eleştirisiyle ataerkil tahakkümü zayıflatmak olmuştur. Ekofeminist aktivistler ilerleyen süreçte kadınları ve çevrecileri birlikte çalışmaya, hem kadınlar hem de doğa üzerinde kurulan hiyerarşik yapıları sonlandırmaya, tahakküme dayanan ve eşit olmayan ilişkileri bitirmeye davet etmişlerdir. Bu fikirlerin ortaya çıkmasıyla çevreci gruplar ve feminist gruplar arasında kendi içerisinde eleştiri sesleri ortaya çıkmıştır. Çevreciler kendi grupları içerisinde çevreci mücadelede ataerkil unsurları sorgulamayan çevrecileri, feministler ise doğa ile kadın arasındaki ilişkiyi sorgulamayan feministleri eleştirmişlerdir. Bravo. Çevreciler daha ataerkil oluyor. Yok, böyle bir şey demiyor. Demiyor da öyle otomatik yok yok çıkmıyor hocam ya. Yani biz işte çevreci mücadelede kendi içimizdeki ataerkil unsurları acaba sorguluyor muyuz? Ya sorgulayan vardır, sorgulamayan vardır ama sorgulayanlar sorgulamayanlara aman siz olsun neden sorgulamıyorsunuz diyorlar yani. Evet abi. Ekofeminizm, çevreyi önemseyen feministlerin hareketi olarak görünse de bundan çok daha fazlasıdır. Birkelent'e göre ekofeminizmi doğaya yönelik sömürünün batılı eril aklın kadınlara ve kabile kültürüne yönelik sömürüsüyle olan bağlantısına yönelik bir farkındalık olarak tanımlamaktadır. Ne diyor? Doğaya yönelik sömürünün batılı eril aklın kadınları ve kabile kültürlerine yönelik sömürüsüyle olan bağlantısına yönelik bir farkındalık. Buna ek olarak feminizmin ataerkil bir sistem çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki çabalarının yanında ekofeminizm, erkek egemen sistemi yıkmayı ve tüm canlıların değerlerini ve onları savunmasız kılan unsurları pozitif yönde yeniden inşa etmeyi amaçlar.
ataerkil bir dünyada cinsiyet eşitliği oluşturmayı ve gelişime değer veren bir toplumda çevreyi öncelemeyi gerekli kılan ekofeminizm, yeni bir dünya düzeninin insan ve kadın, insan ve gezegen ilişkilerindeki iyileştirmede yer aldığını savunmaktadır. Yani genel olarak işte bütün canlıların değerli olduğunu, eşit olduğunu söylediğimizde burada evinde dişli olan arasında bir ayrım yapılması zaten son derece abes. İşte biz türler arasındaki bir eşitliği savunurken, değil mi? Bir türün içindeki evinde dişli ayırt etmek. Evet. Ama erilliği, dişilliği farklı bir kavram olarak da alabilirsin. Türler birbiriyle eşittir ama bütün türlerin içindeki eriller ve dişiller farklıdır yani. Hangi açıdan? Yani şey olur. Tabii herkes özel biricik, kendisine has. Yani onun bir tür olarak veya işte topluluklar olarak birbirinden ayırt etmek. Direkt ben kişi bazında söylemiyorum, kavram bazında söylüyorum yani. Yani birilerinin çıkıp erillik ve dişillik kavramlarını birbirinden ayırması çok normal diyorum ben. Ya bu ayırt etmeyi şey de yapar. Yani, üstünlük vermek ayrı bir şey. Tabii. İşte beyazlar, siyahlar gibi. Veya yani beyazlar, siyahlar de kavram değil bence. Onlar şeyden çıkmış yani. Bilmiyorum. Bana farklı geliyor. Veya ne bileyim işte uzun boylular, kısa boylular. Kıvırcık saçlılar, doğru. Düz saçlılar. Aynen, hepsi dediğin gibi farklı kavramlar. Kıvırcık yani. Saçlılar doğru gösteriyor. Kıvırcık saçlılar daha değerlidir işte, desen. Yani absürt olabilir tabii. Ama daha çok ağlıyor kadınlar. Kadınlar daha bence çok ağlatmıyor muydu? Bence daha çok gösteriyorlar. Hormonları daha değişik. Erkekler gizliyor abi. Yani için ağlıyor. Yani ağlamayı tartışabildiğimiz kadar ağlatmayı tartışıyor muyuz Burcu? Kadınlar da çok ağlatıyor. Tamam, konuya duruyorum. Ekofeministler, ataerkilin ve kapitalizmin doğa ve kadın üzerindeki yıkıcı etkisini daha görünür hale getirmeye ve buna yönelik çözümler sunmaya çalışırken üretim ve yeniden üretim arasındaki çelişkileri de ele almaktadırlar. Çünkü üretim ilişkilerindeki değişiklikler ve sosyal ve biyolojik üreme toplumsal değişimin temelidir demiş. Sosyal ve biyolojik üreme. Bundan neyi kastırıyor acaba? Örneğin radyoaktivite, toksik kimyasallar ve tehlikeli atıklar insan türlerinin biyolojik üremesini tehdit ettiğinde ekofeministler bu tehditleri kadınların bedenlerine ve çocuklarına bir saldırı olarak görmekte ve bunlara karşı ayaklanmaktadırlar. Tabii kadın burada çok daha hassas bir durumda. Bebeğin taşıyıcısı olarak. Hane halkı ürünleri, endüstriyel kirleticiler, plastikler ve ambalaj atıkları kadınların evlerini istila eden ve yaşamlarını tehlikeye atan unsurlar olarak görülmektedir. Bu tür kimyasallar suyu ve besin sistemlerini kirleterek hastalıklara ve yoğun kusurlara yol açar ve kadınların hayatlarını tehdit eder. Ekofeminist gündem, kısa görüşlü ve tek uçlu üretimi ele almak yerine tüm canlıları birbirine bağlayan ve sürdürülen konjonktürel süreçlere odaklanmaktadır. Çok güzel olmuş. Ekofeminist kadınlar, aile tüketim alışkanlıklarını değiştirerek evsel atıkları geri dönüşüme sokarak ve atık üretimini bertaraf etme yöntemlerini protesto ederek bu tür tehlikelerle mücadele etmektedirler. Geleneksel yaşam biçimlerini korumak, sorumsuz şirketlerden ve çıkarcı endüstrilerden kaynaklanan ekolojik hasarı tersine çevirmek için hareket etmektedirler. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, istihdam ve iş gücüne katılım ile politik uygulamaların tasarlanarak yürürlüğe girmesi konularını yakından takip eden ekofeministler, geleneksel toplumun kendisini yeniden üretme yöntemlerine meydan okumaktadırlar. Gerçekten de üçüncü dönem, üçüncü kuşak feminizmde
şeyi görmüştük ya, kültürden kültüre kadın problemlerinin değişebileceği ve işte feminizmin böyle bir bakışla devam ettiği yerde gerçekten de ekolojik problemler birçok bölgedeki kadınları farklı etkileyecekler ve bazı problemler kadınlar için gerçekten çok daha hayati olabilir ve onlar tarafından öne çıkartılması çok daha yerinde olabilir. Ne bileyim, mesela bir bölgede eğer tarımı, çiftçiliği kadınlar yapıyorsa, üstlenmişlerse bir rol olarak, iş bölümü olarak, değil mi? Suların kirlenmesi veya işte bir termik santralin verimi düşürmesi konusunda onların öne çıkması da çok doğal. Bizim ilk şirketlerin yapılması da kadınlar daha, mesela Karadeniz'de çalışkandır yani Karadeniz kadınları. Ettikleri kahvede oturup kadınları çalışır. Değil mi? Orada üretim... Kadınların şeyi mi? Üretim şirketleri kadınlar daha aktifler galiba Karadeniz'de. Karadeniz'de genel olarak öyle değil mi? Yok, bizde öyle değil yani. Karadeniz'de de bence kadın erkek hep beraberler. Hatta imece kültürü falan orada bayağı gelişmiş. Ben Trabzon'a gitmiştim, çok iyi hatırlıyorum. 5. kata obruk çıkıyorduk. Teyzenin birisi geldi, bayağı teyze yani. Biz yorulduk yani, dinleniyoruz. Ne yapıyorsunuz evladım dedi. İşte 5. kata odun çekiyoruz. Dedi ben yarım saatte çıkartırım. Ya dur teyze, olur mu sen şeysin? Bakın nasıl çekiyorum. Ya kadın hemen pıtı 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 pıtı. Öyle bir çıkardık yani, ağzımız açık kaldı. Bizim kültürde kadınlar fazlasıyla baskınmış. Mesela bizim aileyi babaannem yönetirdi. İşte Anadolu'da belirli bir kültür yoktur. 99 kere gelen geçiyor. Yani. Yani Anadolu gibi yerde, çapraşık yerde ve burada hemen niye Bahçeli ve ekibinin temel tutturamadığını da oradan, yani ancak güçlü olanlara yanaşarak varlıklarını sürdürüyorlar. Şey de öyle, Akşener de öyle, şey de öyle. Biri sağa, biri sola yanaştı. Yani Anadolu gibi yerde imkansız. Mesela Almanya'da olur, İngiltere'de olur da Anadolu'da olmaz. Sağ taraf Asya, sol taraf Avrupa, aşağısı Afrika. Tam orta yerdeyiz yani. Burada kimin ne yaptığı belli değil yani. Ondan evet. Görüşürüz yani, böyle bizim törelerimiz diye bir şey Anadolu için söylenmez. Onu demek evet, istiyorum. Genel olarak söylemek çok doğru olmuyor. Böyle evet. Lokalde birçok köyde, küçük kültürde çok farklı olabiliyor işler. Besim okumak ister misin abi? Yakaladım seni. Ekofeminizm farklı yaklaşımlar. Allah Allah. Ekofeminizm bir feminist hareket olarak feminizmde olduğu gibi içinde farklı yaklaşımlar barındırmaktadır. Feminizmde liberal feminist teori, kapitalizmin dayandığı liberal ideolojiden beslenmekte ve eşit haklar feminizmi olarak da bilinmektedir. Buna benzer şekilde herkesin kendi üretim potansiyelini en iyi düzeyde gerçekleştirmesiyle en olumlu toplumsal sonuçların alınacağını savunan liberal ekofeminizm, içinde ben merkezci bir düşünce yapısı barındırmaktadır. Bu şekilde devam eden örtük tahakküm yapısı ise kadınları ve doğayı ezmeye devam etmektedir. Liberal ekofeministlere göre çevre sorunlarının sebebi doğal kaynakların, kimyasal ilaçların ve diğer kirleticilerin yanlış kullanımıdır. Merchant, liberal ekofeminist yaklaşımda kadınlara erkeklerle eşit eğitim hakkı verildiğinde kadınların da erkekler gibi çevrenin iyileştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve insan hayatının daha yüksek kalitesi yönünde katkı sağlayacaklarından bahsetmektedir. Bir diğer yaklaşım olan kültürel ekofeminist anlayışa göre kadın ve erkek arasında doğum, çocuk bakımı, adet dönemi, duyarlılık, his gibi biyolojik temellere dayanan farklılıklar vardır ve bu nedenlerle kadınlar erkeklerden farklıdır. Kültürel ekofeministler kadınlar ve çevre arasında bir ilişki kurmayı teşvik etmektedirler. Anaerkil bakış içerisinde yer alan şefkat, tinsellik ve dayanışma gibi özellikler doğa ile özdeşleştirilmiştir. Böylece kadınların toplumsal cinsiyet rolleri, aile hekimi, gıda sağlayıcısı gibi ve biyolojileri, adet, hamilelik, emzirme ve benzeri nedeniyle doğayla daha yakın bir ilişki içinde olduklarını iddia etmektedirler. Sonuç olarak kültürel ekofeministler, kadın ve doğa benzerliğinin kadınlara doğa hakkında daha duyarlı olma,
fırsatı sunduğunu savunmaktadırlar. Ayrıca bu duyarlılığın sonucunda insanların bir arada yaşaması gereken doğal dünyayla daha doğrudan bir bağlantı kurduğu sürece toplum tarafından ödüllendirilmesi gerektiğini öne sürmektedirler. Ekofeminizm, ataerkil toplum yapısının kadını ve doğayı ikincileştirmesine karşı çıkmaktadır. Hep aynı şeyleri söylüyor değil mi? Kültürel ekofeminizm, kadın ve doğayı özdeşleştirme eğilimine dair eleştirilere de maruz kalmaktadır. Örneğin, Behail bu yaklaşımla kadınların ve doğanın biyolojik olarak bağlantılı olmasının, örtük olarak kadınların kültürden ve erkeklerden aşağıda olmasını imlediğini belirtir. Başka bir açıdan da bu görüş, erkekler ile doğa arasında mesafe koyulmasının önünü açarak toplumun yarısını oluşturan erkekleri çevreci ve özgürlükçü bir toplum inşa etme misyonunun dışına itmektedir. Ekofeministler kadın ve doğa arasında kurulan bağın ataerkil tahakkümü yıkmak adına gerekli olduğunu savunur. Karl Lasser'e göre kültürel ekofeminizm kadın ve doğa arasındaki temel ilişkiyi görür ve zulmü kişisel ve daha geniş ölçekte keşfetmek için manevi veya şiirsel modlar kullanır. Bucci'nin sosyal ekoloji teorisinin kaynaklık ettiği sosyal ekofeminizm ise toplumu yerelleştirilmiş insancıl gruplar olarak kabul etmektedir. Sosyal ekofeminizm, toplumsal yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden ekonomik ve toplumsal hiyerarşileri yok ederek kadının özgürleşmesini savunmaktadır. Erkek özgürleşmesin. Şansı her zaman bulamayız. Okumak ister misin? Ha, okuyayım. Sonuca mı geldik? Hiyerarşik ilişkilerin 271 orta... Neredeyiz? Book Shine'in sosyal ekoloji teorisinin kaynak orayı ettiği... Orayı okuduk abi, iki cümle pardon. Geç. Hiyerarşik ilişkilerin devam etmesi, kadınların ve doğanın tutsaklığının devamı anlamına gelmektedir. Yine Bucci'ne göre ekonomik ve toplumsal tahakkümlerin beslediği toplumsal yapılanmalar sosyal ekofeminizmin temel olgularını sorgulama alanlarındandır. Bu yüzden sosyalist ekofeminizm toplumsal yapılanmalar olarak kapitalist sisteme yönelik eleştiriler barındırmaktadır. Örneğin Atay'a göre, Atay kim bu? Atay diyor, kim o? Şu. Aynı Faiz Fıkhı Atay değil mi? 2015'te kapitalizmden çıkış denemesi Koca Bamba Halk Mücadelesi diye bir kitap yazmış. Atay yazıyor. Atay ne anlamını ben? Örneğin Atay, bir Türk herhalde bu. Kapitalist sistemden uzaklaştırıldığında insan ve doğa özgürleşecek ve üretim araçları mülkiyeti ortadan kaldıracaktır. Ekososyalizm, sınırsız büyümenin mümkün olduğunu savunan kapitalist sistemi reddederken, devletin olmadığı öz yönetime dayalı insancıl, eşitlikçi ve demokratik bir toplum anlayışının temeli olarak sunmaktadır. Sosyalist ekofeminist, ekolojiye göre olan Mary Mellor, sınırları yıkmak feminist için bir sosyalizme doğru. İsimli kitabında sosyalist ekofeminizmin temellerini atmıştır. Kitapta feminizm, ekoloji ve sosyalizmi birleştiren bir yaklaşım ve hareket ileri sürülmektedir. Mellor 1991. Sosyalist ekofeminist ideolojiyi sosyal ve ekonomik değişimleri analiz ederek ve eşit bir toplum ve hayatın sürdürülebilirliğine öncülük edecek sosyal hareketleri savunmaktadır. Sosyalist ekofeminizmde ekofeminizme göre doğa ve insan bağlantısı sosyal ve tarihsel olarak kurulmuştur ve doğa insan çabası ile değiştirilerek dönüştürülmüştür. Doğa üretim ve üretme ilişkileri açısından tarafından egemenlik altına alınarak sömürülmüş ve insana hizmet sağlamak üzere konumlandırılmıştır. Evet, yani bu doğanın gayet açık net söylüyor. Daha sonra da ben de demin okudum da daha sonra da daha güzel demin tartıştığınız konuları veriyor burada. Yine doğa hayatın temeli olan beslenme, giyinme, barınma, enerji gibi materyalleri sağlayan bir kaynak olarak ele alınmıştır. Sosyalist ekofeminizm hem doğanın hem de insanın üretime
üretimde etkin olduğunu kabul etmekte ve mekanik değil, diyalektik sistemleri savunmaktadır. Merchant'a göre sosyalist ekofeminist düşünce, bir ekofeminist sosyal dönüşümün nasıl olacağını tartışmakta ve buna yönelik uygulama alanları sunmaktadır. Ayrıca kapitalist üretimi eleştirmekte ve ataerkil ilişkilerin kaynağı olarak görülmektedir. Evet, öyledir. King'e göre sosyalist ekofeminizm, mekanistik bilimi ve doğaya olan davranışını eleştirmekte ve tarihe toplumsal cinsiyet analizinin eksikliğini ve kadınların rolünün ihmal edilmişliğini vurgulamaktadır. Kadınların duygusal erkeklerin akıllı olarak tezat biçimi konumlandırılmasına karşı çıkmakta. Bir daha okuyorum. Kadınların duygusal erkeklerin akıllı olarak tezat biçimine konumlandırılmasına karşı çıkmakta, doğa ve kadın sorunlarının çözümünün çevre sorunlarının feminist bir yaklaşımla incelenmesiyle gerçekleşeceğini savunmaktadır. Ki doğru diyor. Yani burada kadınların duygusal erkeklerin akıllı olarak tezat biçiminde konumlandırılmasına karşı çıkıyor yani. Kadınlar daha akıllıdır, erkekler daha duygusaldır yani. Veya bu sadece bir istatistiktir. Kültürden kültüre değişim. Marksizme benzer şekilde Marksist ekofeminizm doğayı tüm yaşamının maddi temeli olarak ele almaktadır. Doğa insan kullanımı için bilim ve teknoloji tarafından kontrol altına alınarak dönüştürülmüştür. Marksist ekofeminizm doğal kaynakların kapitalizm tarafından kontrolünü malların ve kalaçların kullanılmasına konu edinmekte ve eleştirmektedir. Marksist ekofeminist ideolojiye göre doğal kaynakların bütün kadın ve erkekler için eşit bir biçimde kullanılması, doğal kaynakların işçiler tarafından kontrol edilmesi, gereğinden ve ihtiyaçtan fazla üretimin de yapılanmaması ancak sosyalist toplum aracılığıyla mümkün olabilir. Bu durum aynı zamanda kadın ve erkek arasındaki toplumsal eşitliği de sağlamaktadır. Evet, bu demin tartıştığımız yani sosyalizmde, komünizmde kadın erkek şeyini açıklık net bir durum. Sosyal ekofeministler, ataerkil toplumun her ikisini doğayla kadınları da baskı altına alıp kontrol etmek için eşitlendiğini iddia etmektedirler. Radikal ekofeminist. Fernwood, bu duruma kadınların doğaya yakınlığı, büyük ölçüde güçsüzlüklerinin ve kültürden doğayı tahakküm altına almanın teknolojik araçlarından dışlanmışlıklarının bir sonucu ise güçsüzlüğün ürünü olan bu özelliklerin olumlanmasını sadece bir kurtuluş alternatifi sunmayacaktır şeklinde açıklamaktadır. Burası biraz tartışılır bir konu herhalde. Bu amaçla radikal ekofeminizm kadın ve doğa arasındaki ilişkilere son vermek amacıyla ataerkil tahakküm yapılanmasının incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Evet. Bu kuramcıların devam et. Nerede kal? Sen devam et o zaman. Bu kuramcıların hareket noktası hem kadınların hem de doğanın olumsuz bir mahiyette ve metalaştırılarak ilişkilendirildiğidir. Ekofeminizm radikal yönünü feminizm ve ekolojinin radikal kuramlarından almaktadır. Gerek kadına gerekse doğaya tahakküm ve her ikisinin de sömürülmesi sorunsalının toplumsal ve kültürel alanda bir dönüşüm ile aşılabileceği savunulmaktadır. Radikal ekofeminizm tüm hiyerarşi biçimlerinin yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Ancak feminizmin tüm arzusu kadına aynen erkeğin olduğu gibi patron olma şansını elde etme imkanı yaratmaksa, o zaman feminizmin kendi idealleriyle çelişkiye düştüğü de ileri sürülmektedir. Radikal ekofeminizme göre kadını özgürleştireceği iddia edilen eşit fırsat, kökenli liberalizm ideali, böyle bir sistemde çalışan kadınların ya da erkeklerin patronları tarafından baskı altında tutulacağı gerçeğini göz ardı etmektedir. Bu sebeple radikal ekofeminist ideolojinin temel amacı erkek egemen düzen dolayımında eşit katılım elde edip düzen içinde erimek değil, buna direnmek, bunu yıkmak, bunu değiştirmektir. Yani erkekle eşit fırsatlar istiyorsun ama yine insanları sömürmek için, yine tahakküm kurmak için eşit fırsat istiyorsun. Burada bir yanlışlık var diyor. Doğayı birlikte eşit bir şekilde sömürebilmek gibi bir şey geliyor aslında bir yerde.
Hani şey konuşmuştuk ya, hani kadına daha bu hak verilmiyor ki. İşte sanayi devrimi sırasından bahsederken kadına daha o işe girme şeyi verilmiyor ki daha kötü olsun. Ha yani hani ben de sömürülmek istiyorum. Ben de işçi olmak istiyorum. Senin bahsettiğin yere geldi. Ama diğer taraftan tabii yani politik hakların, oy hakkının, işte söz hakkının eşit olarak verilmesi gerekir. Belki o yani hazır düzen böyleyken o hak benim de olsun ama aslında bu düzen hiç olmasa daha iyi. Daha iyi. Şeyde Fransa'da bir boşanma şirketi aile var. Ailenin bütün erkek üyeleri ölüyor. 6 kız kardeş kalıyor. Sanayi sektöründe, endüstri sektöründe yani bu 1900'lerde falan şey yapıyor. Fransa'daki bütün şirketleri domine ediyorlar yani bu kadınlar. 6 kız kardeş. Maşallah. Anasını ağlatıyorlar ya. Tabiri caizse. Matriarka değil de matriarka oluyor. Ne yapacaklar abi, şirketleri kapatıp şey mi, garsonluk mu yapsınlar? Erkekler mi? Yok, o kadınlar. 6 tane kadın. Yani iyi yapmışlar. Erkeklerin yapamadıklarını yapıyorlar. Yaparlar erkekten ya. Erkekten daha sömürücü. Ben de onun bir tane sözü var. Kötü. Bana doğru ayakkabıları verir dünyacısı. Dünyayı fethedeyim böyle. Onun sadece. Oo, atasözlerine falan girersek. Atasözleri diye Mert Moran'ın sözü olması lazım bu atasözü. Benim de orada bir atamız yani. Ana sözü. Ana sözü aynen. Ana sözü. Peki. Böylece radikal ekofeminizmin kadın ve doğa benzerliğini aşmayı, ikili karşıtlıkların yapı sökümünü ve değişim için direnmeyi, kadın ve doğa sorunlarının çok daha derinlikli çözümü için gerekli kılardı. Sonuç bölümü. İnsanlık tarihi boyunca kadın ve doğa erkek egemen anlayış tarafından kontrol altına alınmış ve metalaştırılarak sömürülmüştür. Kadın ile doğa antik Yunan'dan beri birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Kadının bedeni ve emeği ile üretim işlevini görmesi ve doğanın üretim sağlama işlevi eş tutularak bir sömürü aracı haline getirilmektedir. Birbiriyle bağlantılanan doğa ve kadın süreç içerisinde maruz kalınan durumlar açısından aynı sorunların merkezinde ve bu sorunlardan olumsuz yönde etkilenen taraf olmaktadır. Söz konusu sorunlar, ataerkil toplum zihniyetinin kadın ve doğaya karşı sahip olduğu tahakküme dayalı anlayış sebebiyle oluşmaktadır. Feminizm 18. yüzyıldan itibaren kadınlar üzerinde kurulan tahakkümü dile getirip tartışmaya açmıştır. Kadınların ikincilleştirilip baskı altına alınması, bedenleri üzerinde söz sahibi olmamaları, toplumsal rol ve sorumluluklarda eşitsiz bir konumda olmaları, erkek egemen sistemin eşitsiz, adaletsiz, sömürüye dayalı anlayışı sebebiyle var olmaktadır. Eşitsizlik ve tahakküm sisteminin zemini geniş olduğu için kadın sorunu feminist harekette farklı yaklaşımlarla ele alınmaya başlanmıştır. Örneğin siyasal düzlemdeki cinsiyet eşitsizliğiyle liberal feminizmin, cinsiyet temelli ücret eşitsizliğiyle Marksist-sosyalist feminizmin, ırka dayalı eşitsizlikle siyahi feminizmin, İnternet ve teknolojideki cinsiyet eşitsizliğiyle siber feminizmin mücadele etmesi gibi. Siber feminizm diye de bir şey varmış. Bu da enteresan. İnternet ve teknolojideki cinsiyet eşitsizliği var mı gerçekten ya? Ya aslında yani kendini erkek gibi tanıtan kadınlar da olabilir. Değil mi? Hani orada alt üstü bir male ya da female diye profilinde bir şey seçiyorsun ama. Bilemedim. Bu siber feminizm şey olmasın ya. Zaten böyle işte. Selam merhaba yazıyorlar. Onlar da diyor ki beni taciz ettiler falan. Ha. Öyle ifşalar falan. Siber feminizm dediği o ifşa eden kadınlar olabilir. Ha, evet. Yani şey de eşitsizlik değil mi? Bazı erkeklerin kadın profili alabilmesi ve bunun bir fark yaratması. Doğru. Gerçekten bir görüntü. Oo. Ya mesela bla bla karla şey yapıyorum. Böyle bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Ben tek başıma yazdığım zaman hiç sonuç alamıyorum. Ama işte bir kadınla beraber yazdığımız zaman hep sonuç alıyorum. O internetteki kadın erkek eşitsizliği, otostopta aynen. Türkiye'yi gezdim bir kız arkadaşımla.
Tek başımayken böyle şuradan şuraya gitmeye çalışıyorum. 3 saat bekle falan böyle. Bu güvenlikle de ilgili. Kadınlar bir şey yapamaz. Erkekler... Yok ama bir kadınla beraber iki erkek olsan bile tek erkek olmaktan daha kolay oluyor otostop. Evet. Devam ediyorum. Böylece 20. yüzyılda ideolojisi genişleyen ve fraksiyonlara ayrılan feminizm, kadın sorununa farklı noktalardan bakan çeşitli feminist dalları doğurmuştur. Özellikle postmodernizmin etkisiyle dallara ayrılan feminist ideolojide radikal, Marksist, sosyalist, İslami, varoluşçu, kültürel, ekofeminizm gibi kadın sorununu farklı bağlamlarda ele alan dallar gelişmiştir. Üçüncü dalgada oluşmaya başlayan ve dördüncü dalga feminizmde halen devam eden ekofeminizm hareketi, bozulan, tahrip edilen doğanın onarılması için mücadele vermektedir. Son dönemde küresel ısınma, doğal afetlerdeki artış, ekonomik krizler ve toplumun bozulmasının temeli doğanın sömürülmesinde görülmektedir. Dördüncü dalga feminizmde internet ve sosyal ağlar üzerinden örgütlenen, bilgi akışı sağlayan, uygulama alanları sunan ekofeminizm, kadın ve doğayı birbirini destekleyen bağlamlarda ele almaktadır. Ekofeminizm, kadını baskılayan erkek egemen anlayışın doğayı da sürekli kontrol altına alıp kendi isteği doğrultusunda dönüştürme arzusu içinde ekolojik sorunlara sebep olduğunu iddia etmektedir. Bu noktada kadın ve doğaya yönelik sorunların birlikte ele alınarak erkek egemen anlayıştan kurtarılmasıyla kadın sorunlarının ve ekolojik sorunların çözüleceğini savunmaktadır. Ekofeministler doğaya ve kadına karşı tahakkümün olmadığı bir dünya hayaliyle feminist ideolojiyi ve ekolojik unsurları aynı potada kaynaştırarak eşit, adaletli ve baskıdan uzak bir dünya talep etmektedir. Bu cümleyi kaç defa kurdu acaba, değil mi? Döndürüp ulaştırıp. Ya bu şey böyle güzel özetlemişti. Pek tartışacak bir şey de çıkarmadım. Feminizm eleştirebilir miyim? Tabii. Ben feminizm ayrımcı, kadın ayrımcı diyebilirim. Kendi istemediği şeyi erkekler üzerinden aslında aynı şeyi yapıyor. Yani birleşmeye ihtiyacımız var ki. Erkekler sanki çok özel bir konumda mı? Yani onlar da kadınlarla aynı konumdalar bence. Mesela şimdi Besim'le bana baksak. Ben eziliyor. Ya toplumda aynıyız işte. Ben çok da bir değişik bir şey. Hatta ona böyle tip tip bakan daha çok insan var. Yakışıklı adam. Uzun saçlı tabii. Kadınlara benziyor. Yani... Besim abi daha saçlı. O yüzden... Kürt-Türk gibi ayırmaktan nasıl bir fark var kadın erkek diye ayırmanın? Ya kadınlar eziliyor, erkekler ezilmiyor mu? Yani bu kadar kadınlar işte ezilmesin. Yöneticiler erkek. Ne bileyim. Bana biraz da sığ geliyor yani. Şimdi benim bakışımdan bu insanları öncelikle ayırmak böyle işte cinsiyetine göre veya işte dinine göre, diline göre, ırkına göre tahakküm kurmak için onların üzerinde şahane bir araç. Şey yapıyorsun, iki karşı kutup belirliyorsun. Mesela erkek ve kadın için bu şeyde. Eğer bir erkek askere gitmezse, gitmek istemezse veya kavga etmek istemezse sen kadın mısın dersin. Kadın aşağılık bir şeydir onun için. Bir erkeğe göre veya işte kadına da ama aynısını yaparsın. Eğer işte çocuk doğurmak istemezse ya da ev işlerini yapmak istemezse sen erkek misin dersin. Değil mi? İkisine de işte bir sosyal cinsiyet rolü verdikten sonra, o rolün görevlerini belirledikten sonra o rolü hak etmediği veya işte tersi kötü olan kimliğe düştüğü üzerinden şey yapıyorsun, bir baskı uyguluyorsun. Bu şekilde aslında hem erkekler hem kadınlar tahakküm altına alınabiliyor sosyal cinsiyet rolleri aracılığıyla. Ki bana sorarsanız benim görüşümce erkekler bu konuda kadınlardan çok daha zararlı çıkıyorlar. Türkiye'deki erkeklerin başında sünnet gibi bir bela var. Bu çok korkunç. Yani bunun kadınlara yapılıyor olduğunu düşünemezdiniz bile. Biz iyi diş ediliyoruz. Erkek çocukları bu ülkede hemen hemen hepsi daha ergenliğe gelmeden cinsel olarak iyi diş ediliyor. Ve birçok bilimsel araştırma cinsel ilişkiden aldıkları zevkin yarı yarıya düştüğünü söylüyor. Bu korkunç.
diğer problem askerlik. Biz sadece erkek olduğumuz için askere gönderiliyoruz. Burada psikolojik, sistematik bir işkenceye, baskıya, şiddete maruz kalıyoruz. Ve dahası diğer insanları öldürmek üzere eğitim alıyoruz. Ki bu henüz savaş çıkmadan. Savaş çıktığı zaman bilakis bu şeyleri yaşıyoruz. Travmaları korkunç bir biçimde yaşıyoruz. Ve işte bu sosyal erkek cinsiyeti rolü bize bunun erkeklik olduğunu söylüyor. Gerçek erkeklik olduğunu söylüyor. Eğer fizyolojik olarak sen bir erkeksen bu rolde senin doğan gereği sana yapıştırılmış. Ve işte bir de şey işler var, kötü işler. En kötü işlerde yine erkekler çalıştırılır. İşte, zehirli veya işte, can maden güvenliğinin şartı. Madenlerde, şoförlük. Bu işler şeydir, korkunç işlerdir. Yani, ve bu işte burada şeyi söyler, erkekler daha güçlü olduğu için psikolojik veya bedensel olarak bu işi erkeğin işidir der ama bu çok yanlış. Yani bu güç açısından sadece bu şeydir, bir genellemedir. Birçok kadın birçok erkekten daha güçlüdür değil mi? Bunun erkeklik veya kadınlıkla bir ilgisi yok aslında, olmaması gerekiyor. Kadının sömürülmesi dedik ya, yani ben de sömürmek istiyorum, o hakkı bana verin. 1800'lü yıllarda baya baya madenlerde kadınlar falan da çalışıyor yani, kadınlar, çocuklar. Evet. Çok ciddi şekilde madenlerde çalıştırıyor. Kömür madenlerinde, altın madenlerinde falan çalıştırılıyor yani. Evet, doğru. Ya insana hiç değer verilmeyen yerler var. Orada kadın açıyor. Hatta çocuğa yani emin olanın geminamında baya baya kadın gettolarında işte o maden gettoları var. Oralarda kadınlar, çocuklar birbirleri devamlı madende çalışıyorlar. Yani ama şey sanırım bu şey değil. Çok genel bir şey bu değil. Bu anlatılan görece daha medeni olan. Yani Ulaş'ın anlattıkları benim anladığım oralara göre biraz daha medeni olan yani, yerlerde erkeklere daha saldırı var. Yani burası medeni. Şu an şeyden bahsediyoruz. Yani. Sosyal cinsiyet rollerinden bahsediyoruz. Bu kavramsal bir şey. İşte erkek nedir, erkeklik nedir dediğinde verilen bir cevap üzerinden bu. Yoksa realde, fiziksel, olgusal olarak değil. Kültürel, kavramsal olarak böyle bir şey var ki buradan şeyi göstermeye çalışıyor. Erkekler yapıyor. Yani cinsiyet rolüyle, o sosyal cinsel kimliğin aracılığıyla nasıl üzerimizde tahakküm kurulduğunu göstermeye çalışıyor. Aynı biçimde kadınlar üzerinde de tahakküm kuruluyor. İşte nedir bu? Kadın çocuk yapmak zorundadır. Doğru, kadın da doğru. İşte onun da şeyleri var. Aynen, anne olunca anlarsın. Durum bu ve evet bu cinsiyetçiliğe karşı kadınlar kadınların açısından haklı ve gayet onurlu bir mücadele veriyorlar. Ve bence işte Adamlar Birliği'ni kurduk biz. Erkekler de bu mücadeleyi cinsiyetçiliğe karşı ve tahakküme karşı mücadeleyi vermeliler. Beraber verelim hatta. Ama buradaki genelde gördüğümüz şöyle bir hata oluyor. Birçok radikal feminist arkadaş bu mücadeleyi erkeklere karşı gibi gösteriyorlar. Yani erkek suçlu, erkek katil. Yanlış anlayın. İstedikleri gibi yönlendirdiği bir böyle biraz art niyetli bir şey olarak algılıyorum. Burada okuduğumuz hiçbir şeyde mesela şey olarak algılamadık. Yani kadınlar daha güçlüdür. Aman erkekler de şöyle böyle gibi değil de tarihten bu yana bildiğimiz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani bildiğimiz tarihten bu yana kadınların bir şekilde daha işte aşağıda görülmesinden kaynaklı ve ta bu zamana kadar gelen süreçte yani kadın daha zayıf görüldüğü için bir şekilde kadınlar artık birbirlerini bulmaya başlamışlar. Evet, şahane. Yani bu yüzden aslında kadınlar birbirlerini bulmuşlar da bir şekilde dayanışmaya girmişler. Erkekler kötü vesaire değil. Hani biz eşitiz. Ama eşit bir şekilde var. Bunu yapmalıyız falan. Ama işte bundan çok atıyorum, yani çok ezilmiş bir kadını düşün. İşte kocası onu dövmüş, babası bilmem ne yapmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu kadın doğal olarak bir tepki vermek zorunda. Ve o tepkisi de işte yaşadığı kültürle, yaşadığı zamanla, kendi aklı ve duyguları ona neyi anlatıyorsa, ne hükmediyorsa onun kararıyla birlikte diyor ki erkekler ölsün. Evet. Şimdi o kadın hem özel bir yerde aslında şeyin bilinmesi gerekiyor. Yani bu tepkinin ekstra bir tepki olduğu, erkekler işte şöyledir, böyledir falan.
Ya bunun böyle olduğunu bilinip aslında filmimizin denilen şeyi eşit bir şekilde biz bunu yapalım. Yani sen bana ne kadar veriyorsan ben sana o kadar vereyim ve birlikte bu işi yürüsün. Hani ben o yüzden hani kadınları daha ikinci olarak görüyor, erkekler işte daha kötü insanlardır falan. Şöyledir böyledir gibi ayrımlardan bahsettiğini hiç düşünmüyorum. Evet yani şey... Olması gerekenin de eşit kaza, bir şekilde olması işte gerekiyor. Retorik bazen yanlış kuruluyor. İşte erkek cinayetleri. Mesela hayır, erkeklik cinayeti dersen ve o erkekliğin hangi erkeklik olduğunu da belirtirsen altta, nereden kaynaklanıyor belirtirsen bu anlaşılır ama erkek cinayeti dediğin zaman ben de erkeğim. Hani aynı erkeklikte değilim bu erkeklerle veya bazı erkeklerle ama beni de söylemiş oluyorsun. Ben katil değilim, tecavüzcü değilim, tacizci değilim ama erkeğim yani. İyi bir erkeğim. İnsanlıktan uzaklaşan şeyler gibi kadınlık. Evet, orada aslında bu ayrımı yaptığı zaman ilk baş o tahakküm edecek otoritenin otoriteye hizmet etmeye başlıyor. Şeyi işaret etmesi gerekir. Bu ayrımcılığı ilk başta tahakküm aracı olarak ortaya çıkaran kurumlara saldırması gerekiyor. Cinsiyetleri birbirine düşürmesi değil. Aynen. Tam tersi. Yani erkekleri tacizci ve tecavüzcü olarak gösterip işte ne bileyim hep çocuklara şeyleri tacizci olarak gösteren çok ciddi kötü imaj bırakıyor. Yani bu bizim kültürümüz aslında olmayan bir şey. Yani. Çünkü doğaya karşı da aynı taktiği kullanıyorlar. İnsanla hayvan ayrımı. Evet, i̇şte, daha aşağıda bir var. Bir insanı öldüremezsin ama hayvanı öldürebilirsin. Neden? Ya, çünkü o hayvan. Ama işte bugün bilim bize şeyi de söylüyor. İnsan da bir hayvan. Bunu aslında bu şekilde ayırt edemezsin. Yani insanla hayvan arasında bir ikilik koyuyorsun. Hayvan olmak kötü. Tabii hakaret var. Hakaret hayvan mısın oğlum falan diye. Homo sapiensin yani. Belki de bir kelebeğim ya. Ama insanı öldürürsen işte insanlar karşı çıkar, ondan korkuyorlar. Yoksa insanı öldürmek de serbest olacak. Eskiden idam falan varmış, onlar da kalkmış. O devlet yediği idam. Peki hayvan öldürüldüğünde de neden hayvanlar olarak biz karşı çıkmıyoruz mesela? Sen neden karşı çıkmıyoruz mu sorguluyorsun? Ben de karşı çıkardım ve hayvanları öldürdüm. Tamam, neden karşı çıkarızı sorgulamaman lazım. Hayır, kadın bedeni üzerinde kurulan takvim açısından mı soruyorsun? Doğum kontrolü falan. Ya da bilmiyorum, alakalı diye söylemiş olayım yoksa konuşamayız. Ya aslında en büyük problem şu an doğum kontrolü ya. Yani biz nüfusumuz o kadar çok ki artık kirlilik, şey, yani insan ihtiyaçları çok fazla ve doğayla ilişkimiz çok daha bozuk, az olsaydık bu kadar problem çıkmayacaktı. Yok canım. Azken de çok. Yok yani. Evet iyice ama bu da kontrol edebiliriz. Yani doğmamış çocuklar hala doğmadığı için eğer nüfusu planlarsak. Yani işte niye ürememiz lazım gibi. Şöyle, niye daha fazla üreyelim? İşte üç çocuk muhabbeti var ya, konuşmaktan böyle konular ama hani neden birisi çıkıp da üç tane çocuk yapman gerektiğini söylüyor? Çünkü devlet artık onunla yani uğraşırken büyüme. Artık başka bir şey düşünme mi diyor mesela hani. Ekonomik büyüme. Ben oradan diyor bence. Işte. Yani ya da hani, yani böyle bir durum var. Hani buralar sanki böyle çözülürse en azından bir bakış açısı olarak, bir algılayış şekli olarak o zaman evet abi ya bir tane yapalım hani üreceğiz yani belli de hani 3'e de çıkmayalım mı diyeceğiz mesela nasıl olacak? Doğum kontrolü hapı kullanmak da değil çünkü. Kadınları nasıl eğitim? Ya sadece kadınlar da değil yani. Provokatör. Nasıl eğitilebiliriz? Ya orada onun ben bilinçle geleceğini düşünüyorum. Ve etik. Etik değişimle birlikte, etik değerlerin toptan değişimiyle birlikte. Yani üç çocuk yapıyorsan utanman lazım. Yani korkunç bir şey yapıyorsun. Şöyle, bunun yöntemini ben biliyorum. Daha denemedim ama... Ne? Yani doğum kontrolünü nasıl yapabileceğimizi ben biliyorum. Daha denemedim ama bayağı bence olur yani. Şey, çocuk yapma, yani ebeveyn olma bir... lüks haline gelecek bir sorumluluk gibi görülüyor şu anda. Ama hem
Yani sınavla çok özel sınavlarla çocuk sahibi olma hakkı olacak. Evet, süper. Anne baba eğitimi olacak. Hı hı. Kesinlikle. İşte yani bir lüks olacak artık çocuk sahibi olmak. Niye anne baba eğitimi yok mesela? Bilgi birikimi istemeleri. Aklı başında mısın değil misin? Ondan bahsediyor. Anne baba olabilirsin. Bakın aldıktan sonra. Ulan Milli Eğitim'e yazalım mı ya? Anne baba eğitimi olsun diye. Ama işte bir de o soruyu kim hazırlayacak ya? Kim değerlendiriyor? Ya bir sürü bilim insanı var canım. Ülkede 1000 tane bilimci var. Çocuk bakımı ve annelik şimdi baba kızlara bak. Kız çocuklarının eğitim hakkını korumak ama daha kolay bir çözüm değil mi ya? Yani o en başta zaten lazım. Okul lisede de yani gidiyor. Evet o zaman çözülür. Yok çözülmez hemen. Bu kadar çevre eğitimi mesela, ekoloji yani eğitimi var. Bazı çocuklar eğitim almak istemeyecek veya aldığı eğitimi devam ettirmeyecek falan. Bir sürü öyle çocuk var. Kaydı sonlandırıyorum ben. Haftaya etik konuşalım diye önereceğim size. Pardon estetik, ekolojik estetik. Nasıl ya? Arada bir lütfen buluruz. Şimdi bir fotoğrafımızı çekeceğim. Ondan sonra bir şey koymak için. Sonra teşekkür ederim. Sayfayı herkes açalım isterseniz. Sevgilim. Kaç GB ki o? Bana da yollasın. Digital ID'nizi oluşturalım.